Ama ondan sonra 1990'da rahmetli Avni Akyol Milli Eğitim Bakanı iken bir 15 günlük Amerika gezisinde ilginç bir şey yaşamıştık. Oraya gittiğimizde Avni Akyol Fulbright Bursu Başkanı'na ya dedi siz bu azınlıkların eğitimlerini nasıl çözüyorsunuz dediğinde adam güldü. Dedi ki ya biz sizin 50 yıl önce köy enstitüleri uygulamanızı aldık. Onu kullanıyoruz. Şimdi siz gelmişsiniz bize soruyorsunuz nasıl çözüyorsunuz diye. Yani bu köy enstitüleri modeli Amerikalılar dahil birçok ülkede uygulamaya konulmuş. Ama ne yazık ki ülkemizde ancak 10 yıl, 14 yıl dayanabilmiş. Ama onun yetiştirdiği öğretmenler çok uzun süre devam etmişti. 2000'li yıllarda Sakarya'daki köy enstitülerini Mehmet Rauf İnan'la topladım. Onunla sohbet toplantısı yaptığımızda köy enstitülerinin ortak özelliği hepsinin gözünün içi gülüyor. Heyecanları ve insan sevgileri yüzlerinden okunuyor. Bunları tanıma şansımız oldu. Ama 2010 yılında sevgili Kemal Örge ile çok güzel bir şey yaptık. 70. yıldı. 70 tane köy enstitüsü, Arifiye Köy Enstitüsü'nden 70 tane delikanlıyı topladık. Hendek'ten, Akyazı'dan, Pamukova'dan, Karasu'dan ve Adapazarı'ndan. Onlarla 70. yılda çok keyifli bir program yapmıştık. 2010'da 70. yıldaki bu 70 kişiden sonra 2019'da 24 tanesi ancak yaşama devam ediyordu. Onlarla birlikte olduk. Bütün bu çalışmalarda Kemal Örge ile her birini evinde tek tek ziyaret edip 5'er dakikalık video çekimleri yapmıştık. Rahmetli Abdullah Çelik çok güzel anılarını bizimle paylaşmıştı. Hacı Mercan'dan kaçıp Arifiye Köy Enstitüsü'ne gelip nasıl kaydolduğunu anlatmıştı. Ama 2021'de, daha doğrusu 2020'de 80. yılda biz bunu 2 günlük bir eğitim seminerine dönüştürüp Türkiye'nin eğitim sisteminde neler yaşanıyor onları paylaşmak istemiştik. Ama pandemi nedeniyle bunları yapamadık. Ben köy enstitülerinin anılarını bir sonraki turda sizinle paylaşmak istiyorum ama esas anılar Kemal Örge'de. O Arifiye Köy Enstitüsü'nün fırıncısı Mustafa'nın oğlu olarak çocukluğu o köy enstitüsünün içinde geçmiş. Onun için ben anıların çoğunu ondan dinlemek istiyorum. Tekrar teşekkürler köy enstitülerine Evet. vakit ayırdığınız için. Yüksel ve Nurten Büyükakden'e teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen onun farkındasın ne de polis farkında. Yüksel Bey ve Nurten Hanım, sizin acaba Büyükşehir Belediye Başkanları farkında mı acaba? Sizin farkınızda mı? Ben onu merak ediyorum. Buranın Yoksa milleti farkınızda mı? biz dostlarla keyifliyiz. Başkalarının farkında olması Olsun. önemli Başka değil. dostlardan birisi de bugün doğum günü için hazırlanmış. Nerede? Nerede? Evinde, Sapanca'da bizim kız. Güneş nerede doğmuştu? Karaş dibinde. Figen apartmanda. İşte Asuman Figen geliyor şimdi. Asuman Figen, Asuman Figen. Sefer maalesef çok telefonum çalıyor ve ben devamlı şeyden bağlantım kesiliyor. İnternetten bağlanamıyorum. Zoom şeyim yok. Password'üm yok. Onun için kusura bakmayın kesiliyor devamlı. Çok teşekkür ediyorum. Bütün değerli dostlara tek tek gerçekten kalabalık bir grup tek tek isimlerini anamayacağım şimdi ama herkese sonsuz teşekkürler. Sana özellikle teşekkür ediyorum bana böyle çok doğduğum günde böyle önemli bir günde üstelik özdeşleştirmen gerçekten beni çok mutlu etti. Bugün evet 17 Nisan 1940'ta köy enstitüleri kuruldu. Sonra yine Evet. telefon geldi herhalde. Hayır, şimdi hayranları telefon ediyorlar bana tabii. Evet Evet, evet tabii. sürekli. Tabii yoğun olmak. Tabii. Ya bu pandemi olmaması aynen Sabancı'daydı. Onun evindeydik hepimiz. Tamam mı? Başta Erdoğan Çamlıyurt olmak üzere.
Evet, o zaman o kesildi. Sonra tekrar gelecektir. Şöyle yapalım. Şimdi ne var? Hatice Taç Yıldız var, değil mi? Kim o? Yeni yönetim kurulunda yeni giren ve Çağdaş Yaşam'da başkan yardımcısı. Doğru mu efendim? Evet. Tamam. Size sıra gelecek. Yalnız şimdi evvela eskilerden diyelim sıraya, yani şu kafama göre takılıyorum ben de bu işlerde. Erdoğan Çamlıyurt geliyor. Buyurun. Merhabalar Sefer'cim. Can kardeşim. Sizleri sevgili selamlıyorum. Orada bulunan muhterem hocalarıma, muhterem hanımefendileri, beyefendilere ayrıyeten selam ve saygılarımı iletiyorum. Sefer'cim, bizim Arifiye 1940'da köy enstitüsü olarak açıldı. Orada akıllarımızda kalan çok güzel isimler vardı hocalarımızdan. Bizlerde çok büyük emeği bulunan rahmetli Ali Erseven ilk mezunlarındandır. Abdullah Çelik hocamız, ki hatıratında bahseder, Ali Erseven'in onu zorlukla şeye getirdiğini, annesini babasını kandırıp Sapanca'dan Arifiye köy enstitüsüne gelip kaydını yaptırdığını anlatır. Akıllarda kalan Adapazarı'nın medarı iftarı olan köy enstitüsü mezunu insanlardı, öğretmenlerdi. Allah hepsine rahmet eylesin. Köy enstitüleri, köylerimizdeki yaygın bir bilgisizlik ve bu bilgisizliği ortadan kaldırmak, taassubun hakim olduğu köylerde imamların ve ağaların söylediklerinin doğru olarak kabul edilip hiçbir ilmi yaklaşımla ilgisi olmayan bir takım dini ve tarihi hikayelerle baskı altında tutulan bir toplumu belli bir seviyeye yükseltmek, köylerimizin ekonomik ve sosyal yapısını geliştirmek için bir umuttu köy enstitüleri. Buralarda yetişen köyden köy enstitülerine gelerek buralarda kendi içinden yetişen çocukların, kendi içinden yetişen evlatlarının köylere güzellikleri götürmesi, köylüleri aydınlatması, bu köylerdeki gelişimin şehirlerle bir seviyeye getirilmesi için Cumhuriyet Hükümeti'nin ortaya koyduğu rahmetli Nuri Çindeyas'ın, Tonguç'ların, Hasan Ali Yücel'lerin projesini kurduğu ve rahmetli Mustafa Kemal Atatürk'ün daha evveliyatından köy eğitmenleri kurslarında kurulmasını projelendiren insanlardan biriydi. Ve rahmetli Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının kurulmasında ön ayak oldu. Bu müesseler Türkiye'ye mahsus bir kurumdu. Ve biraz önce Sayın Büyükakde'nin hocamızın söylediği gibi Türk milletine mahsus olan bu eğitim sisteminin Avrupa'nın her yerinde, dünyanın her yerinde daha doğrusu bir model olarak da kullanıldığı herkese söylenirdi. Buradaki genç çocuklar sorgulayan, soran, inceleyen, araştıran ve bilgilerin yalnız ezberci olarak değil, uygulamaya dönük olarak bir eğitim sisteminin kurulmasının parçaları olmuştur. Bunlar bilgilerin aldıkları derslerin yanı sıra tarlalarda, atölyelerde çalışmak suretiyle iyi bir öğretmen, iyi bir ziraatçı, iyi bir sağlık memuru, hatta bunların eşleri köylerde kocalarının yanında
öğretmen olan kocaların yanında köy kadınlarına bir nevi kurs veren öğretmenler olarak yetiştiler ve hizmet verdiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesinde çok büyük adımları oldu, emekleri oldu. 1940 yılında kurulan bu okullar 1954 yılında maalesef o zamanın siyasileri tarafından kapatıldı. Kapatıldı fakat bu kalkınma hamlesinin en önemli aşaması olan bu enstitülerin kapatılmasında bu toprak ağalı sisteminin bekçiliğini yapan ve başta maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin olmak üzere emperyalist ülkelerin uşaklığını yapan bir takım siyasiler bu canım müesseselerin Türkiye'nin kalkınmasında lokomotif olacak bu müesseselerin kapatılmasına sebep oldular. Onları hiçbir zaman için ben şahsen rahmetle anmadım ve anmayacağım da. Adapazarı Arifiye köy enstitüsünde Sapanca Gölü'nün kenarından başlayıp Arifiye'nin büyük bölümünü alan geniş topraklar içinde modern ziraatler yapılıyor. Modern ziraatçılık, hayvancılık ve bunun yanı sıra meyvacılık eğitimi yapıldı. Bu eğitimler köylere götürüldü. Adapazarı'nın sosyoekonomik yönden kalkınmasına çok büyük etkileri olan bir okuldu. Türkiye'nin 21 ilinde açılan bu köy enstitüleri maalesef kapatıldı ve eğitimci çok büyük bir sekte vurdu. Müsebbibi olan açanlardan Allah gani gani rahmet eylesin. Kapanmasına vesile olanlar da rahmetli anılmasın diyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Erdoğan Çamlıyurt, teşekkürler size. Ve şimdi bir değişiklik olsun. Yavuz Konuk'tan bir şarkı dinleyelim. Yavuz Bey mikrofonunu açıp başlayabilirsin. Hendek'ten Yavuz Bey mikrofonu açalım. Açılmadı. Şu anda. Tamam. Sesim geliyor. Çok güzel. Tamam o zaman. Başlıyorum. Sefercim, müzik, Hendek'teki müzik hayatıyla ilgili bilgi istemiştin. Anlatabilir miyim yoksa tabii, müziğe mi? Tabii. İki defa 4 dakika hakkım var. 1930'lu yıllarda Hendek'e ismini bilemediğimiz çok değerli bir müzisyen geliyor. Müzik öğretmeni demek daha doğrusu. Hendek halkına bay bayan olmak üzere enstrüman çalmasını öğretiyor. Babam da o yılda ut ve cümbüş çalmasını kendisinden öğrenmiş. Dayak kardeşimiz bilir, bizim Sefer amca dediğimiz, Topal Sefer diye bilinen, beyaz takım elbise ve papyonla dolaşan muhterem abimiz. O da kanun çalmasını öğrenmiş. Yine Kazım amcamız klarnet çalmasını öğrenmiş. Dayımın hanımının okuma yazması bile doğru dürüst değilken cümbüş çaldığını ben kendi gözlerimle gördüm. Yine büyük halamın gelini Nermi yenge yanımızda oturan kendisinin cümbüş çaldığını gördüm. Babam oradan öğrendikleriyle 1938 yılında kurulan Ankara Radyosu'nda enstrüman çalmak üzere gitmiş. Yine Dayan kardeşimiz bilir, Hendek'te bir efendi amca dediğimiz çok muhterem bir sağlık memurumuz vardı. Efendi amcanın ağzından bizzat dinledim. Hendek'te sadece 3 tane radyo vardı. Biz oralara toplanırdık babanın ismini duymak için. Abim onun Hendek'te kurulan bu halk müziği, Türk sanat müziği cemiyeti diyeyim. Evlerde zaman zaman bir araya gelerek yaptıkları müziğe katılan bir kişiydi. O müzik aşkını oradan almış. Tesadüfen arkadaşları vasıtasıyla gelen gitarla ben gitara başladım. Sonra düğünlerde senin eline bakmaya başladım. Böyle bir şeyler yapıyordum. Acaba ne yapıyordu bu dedim. Şöyle basıyor, böyle basıyor. Öğrenecek durumum yok. La minördü, do majördü. İstanbul'a gittik. Tesadüfen aldığım bazı kitaplarla onların la minör, do majör vesaire olduğunu öğrendim.
Ondan geçti bir kabiliyet var. Birçok enstrüman çaldım. Fakat sonunda gitara karar kıldım. Onda devam ettim. Mühendis olunca gitar geri kaldı. Şimdi emekli olduktan sonra birazcık daha uğraşır haldeyim. Bütün şarkıların biraz önceki müziğin de altyapılarını kendim hazırlıyorum. Orkestrasyon çalışmasını. Biraz önce çaldığım eser de bir akşamüstü Asiye Polu denilen, bir hanımefendinin çok güzel bir eser. Türk sanat müziğinde yapmış ama altyapısı Batı tarzındaydı. Ben de Batı tarzında çalıp söyledim. Şimdi çalacağım eser de Ferda Anıl Yalkın'ın eseri Aylar Geçse De. Hendek ve Yavuz Konuk. Konuşamadım ben sana, yetişemedim ben sana, anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Bekledim inan seni her gün, dayanamadım sevgisiz, yaşayamadım ben sensiz, anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Yazık ettim yazık, kimdim ben çok bana, gücüm kalmadı artık her yokluğunda. Aylar geçse de yıllar geçse de, ömür böyle sürse de, ben seni unutamadım. Aylar geçse de yıllar geçse de, ömür böyle sürse de, ben seni unutamadım. Geldim aşkım, konuşamadım ben sana, yetişemedim ben sana, anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Bekledim inan seni her gün, dayanamadım sevgisiz, yaşayamadım ben sensiz, anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Yazık ettim yazık, kendinden çok bana, gücüm kalmadı artık her yokluğunda. Aylar geçse de yıllar geçse de, ömür böyle sürse de, ben seni unutamadım. Aylar geçse de yıllar geçse de, ömür böyle sürse de, ben seni unutamadım. Ve Yavuz Konuk. Sefercim, müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Asuman Hanım'ın yaş günü olduğunu dün de gördüm. Sen de söyledin şimdi. Asuman Hanım'ın muhteşem şiirleri var. Özellikle Meğer Ben adlı şiirini Hasan Cihat Örter gerçekten güzel melodi haline getirmiş. Ben de onun altyapısını hazırladım. Şöyle ama sözlerindeki anlam çok muhteşem. Meğer ben Anadolu'muşum diyor. Eğer uygun görürsen İleriki aşamada. İleriki tamam, olur.
Meğer ben adlı eseri Asuman Hanım'a doğum günü olarak sunalım. Hatta orada oradan eşlik etsin. Tamam, peki, teşekkür ediyoruz. Yavuz'u alkışladık mı arkadaşlar? Evet, şimdi ben çıkmak istiyorum diyen var mı? Asuman'a vereceğim ama Asuman yok. Asuman Hanım. Yanıyorum, kendimi göstermek istiyorum diye. Danyal Ergünsel. Evet, Danyal Ergünsel. 4 dakika, ilk 4 dakikanız. Buyurun. Benim arkadaşım, Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan tanışmıştık. Endek'ten. Bizim... Sefer Bey, çok teşekkür ediyorum. Biz tabii sizleri çocukluğumuz beraber geçti. Genç yaşlarımızda. Can Bey'e de çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyon için. Genellikle işin mutfağı hep unutulur. Asuman Hanım'a da sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel yıllar diliyorum. Birkaç gün sonra da 23 Nisan'da benim eşimin yaş günü. O zaman ben bir dakika bir... İyi ki doğdun Oya, iyi ki doğdun Oya. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar Oya. Teşekkürler. Evet, devam edelim. Efendim, şimdi ilkokul sıra arkadaşıyım. Bizim öğretmenimiz de Arifiye Köy Enstitüsü mezunu Ahmet Erdem Bey'di. Rahmet saygıyla anıyorum. O dönemlerde Hendek'te gene Arifiye Köy Enstitüsü'nden mezun olan çok değerli hocalarımız vardı. Hatırlayabildiklerim Servet Bağdat'tı, Seyfettin Balcı ve Hüseyin Aksak. Bunlar Hendek Cumhuriyet Okulumuzda değişik dönemlerde hocaydı. Ben Ahmet Erdem Bey'in benim ve eşimin üzerinde ilkokulda şekillenmemizde çok büyük etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Bizler memur çocuklarıydık. Bizim sınıfımızda birçok işte Hendek'e o dönemin şartlarında bir ilkokulda okuyan öğrenciler vardı. Çok şarlı oldu. Sebebi şuydu, Ahmet Bey bize test çözdürürdü, resim yaptırırdı, ağaç diktirirdi. Hatırlayabildiğim, hatta eşim Oya'nın da bir heykelini yapmıştı sınıfta göstermek için. Büyük yetenek sahibi bir hocamızdı. Çok basit bir şey. Bizler öyle çok üstün yetenekler değildik ama ben ilkokuldan sonra babamın tayiniyle gittiği Tarsus Amerikanı kazanmıştım ikinci olarak. Eşim de Üsküdar Amerikanı kazanmıştı. Şimdi başka da sınava girmedik ama ben döndüm. Eşimin dedesinin istememesi üzerine o da ortaokulu Kandilli Kız Lisesi'ne gitti. Şimdi bakın, Köy Enstitüsü'nün o değerlerini yetiştirdiği öğrencilerin konumuna bakın. Ben inanıyorum ki asil hayatımda Haydarpaşa Lisesi'ne gittim çünkü Endek'te lise yoktu. Teknik Üniversitede okudum. İlkokuldaki almış olduğum temel eğitimin, disiplinin, araştırma, kendini geliştirme açısından bana verdiklerini asla unutamam. Ve biz eğitim gönüllerinde biliyorsunuz sizin de çok büyük emeğiniz var. Biraz önce Saadettin Tantan ağabeyim aradı, özür diledim. Dedim ben köy enstitüleriyle ilgili bir söyleşideyim. Hepinize çok çok selam, saygı ve iyi dilekleri var. O da Arifiye'nin ne kadar muhteşem bir yer olduğunu anlattı Arifiye. Saadettin abi 41 doğumlu, nispeten oralardan yetişmiş olanları biliyordur. Gerçekten biz eğitim gönüllerindeki felsefemiz, bunun yanına bir de halk evlerine ilave etmek isterim. After school program dediğimiz okul sonrası programlarda hem köy enstitülerinin hem de halk evlerinin 7-14 yaş arasındaki çocukların gelişimine katkıda bulunabilir. Kendi isteğiyle öğrenebilecek imkanlar. İlk benim, ben genel müdürdüm. İlk yönetim kurulu başkanım biliyorsunuz Yılmaz Büyükerşen. O bize Ankara ve özellikle Eskişehir Açık Öğretim'den çok iyi CD'ler hazırlatmıştı. Çok şaşıracaksınız. Üniversiteye hiç kimse gönderememiş liseden sonra. Biz 40 kişilik bir deneme yaptık Sayın İbrahim Betil. O zaman kendilerine interaktif yöntemli bilgisayarlar, CD'ler hazırladık, verdik. 3 senelik sonucu söyleyeyim size. Bu ki köy enstitülerinin o zamanki çalışma programlarını basic olarak kabul eden bir programdı. Ankara Siyasal, Orta Doğu dahil olmak üzere o 3 senelik dilimde 24 tane kulplu gencimiz üniversitede tahsil yapma
imkanı buldu ve kazandı. Tabii ben çok üzülüyorum. Köy enstitüleri bugün eğer olsaydı sebep-sonuç ilişkilerine dayanarak bugün Türkiye'de neler olur? Yarın çok değerli eski Maarif müdürlerimizden Sakin Öner'in yurt dışı ile ilgili Amerika-Almanya bir Zoom bağlantısı olacak. Bunu köy enstitüleri şu sebep-sonuç ilişkilerinde dün akşam konuştuk kendisiyle. Bugün eğer köy enstitüleri bugüne up-to-date ya da uygulamaları taşınabilseydi inanıyorum ki Türkiye yazılım alanında. Türkiye birçok konuda, Türkiye tarımda, Türkiye tekstilde, keza Türkiye turizmde, dünyada gerçekten hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak mükemmel bir ülke olurdu. Ben zaman aşımına geçmek istemiyorum. Burada çok değerli büyüklerim, o anı yaşamış olanlar var. Hepsine saygılarımı gönderiyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Asuman Hanım'ı da tekrar tebrik ediyorum. Danyal her gün sel, Danyal her gün sel. Ve şimdi sıra bir gitarist değil. Atatürk'ün Düşünce Derneği'nden. Kim o? Aslan. Annesi Atatürk'ün Düşünce Derneği'nden bahsetsin. O da bize çok güzel müzisyen. Onu yeni keşfettim. Dayanamıyorum. Öğretmenlerimiz için çal. Tamam mı? Aslan, bir iki cümlede tabii bekliyoruz. Tamam Sefer abi. Teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Sevgiler, saygılar sunuyorum tüm konuklara. Şöyle söyleyeyim. Bugün gerçekten çok önemli bir konuya yer verdiniz Sefer abi. Ben daha sonraki hakkımda köy enstitüleriyle ilgili birkaç söz söylemek isterim. Ancak ondan önce bu bölümde şöyle yapayım. Bizim için 3 gün öncesi diyeyim ben bir başka önemli günün daha yıl dönümüydü. Bizce bu çok önemli olduğu için ben sizlerle burada paylaşmak istiyorum bunu. Bugün ülkemiz için yaşamsal bir öneme sahip olduğu anlaşılan, ben öyle ifade edeceğim, demokrasinin, tam bağımsızlığın, hukuk devleti olmanın, laik eğitimin ve özellikle daha doğrusu özetle Atatürkçü düşünce sisteminin unutturulmaması, devam ettirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması adına kurulmuş olan Atatürkçü Düşünce Derneği Sakarya Şubemizin de kuruluş yıl dönümüydü. 27. yıl dönümüydü 14 Nisan'da. 3 gün öncesiydi. Bunu burada siz dostlarla paylaşmak istedim. Ve bu sebeple de şubemizin kuruluşunda ve sonrasında emeği geçen tüm başkan ve yöneticilere ben buradan sesim onlara da bugün ulaşıyorsa inşallah saygı ve selamlarımı iletiyorum. Kaybettiğimiz başkanlarımız Süleyman Gürsoy, Celal Sarıkaya'yı da rahmetle anıyorum. Ve kendi adıma diliyorum ki nice yıllar Atatürkçü Düşünce Derneği de görevini onurla yapmaya devam edecek. Nacizane bizler de bu yolun yolcusuyuz. Şöyle söyleyeyim, ben bir sonraki bölümde söz hakkımı daha fazla kullanacağım. Sefer abi kırmıyorum. İnşallah becerebilirim. Ayten Altman'dan Ben Varım diye bir şarkısı vardır. Onu sizlerle paylaşayım, olur mu? Atam sen rahat uyu, yolcusuyuz biz hürriyetin. Atam sen rahat uyu, bekçisiyiz gönülden cumhuriyetin. Devam. Parçama geçmeden şunu da söyleyeyim. Belki daha sonra sıra gelmeyebilir diye bu içimde kaldı. Gelir. Senin için uzatıyoruz. En başta söyleyecektim. Pek tabii ki Hasan Ali Yüceli, İsmail Hakkı Tonguç'u, Saffet Arıkan'ı, hatta Mustafa Necati'yi, tüm Cumhuriyet Aydınlanması, eğitim aydınlanmacısı olan tüm eğitimcilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Parçama geçiyorum Sefer abi. Bir akşam gözünde açtı terse, geçmiş günler aklından geçerse, kalbin bomboş ümitler biterse, seni
ben varım. Neler geçti kim bilir başından. Sevgi umdum hep başkalarından. Ağlama gidenlerin ardından. O giderse, o giderse ben varım. Zaman durdu sanki. Beklerken seni. Ben bir tek sevgiye bağladım kalbimi. Ayrılmam istersen hiç yanından. Çağırsan gelirim çok uzaklardan. Eskiden korkardım yalnızlıktan. Korkmam artık sen varsın. Ayrılmam istersen hiç yanından. Çağırsan gelirim çok uzaklardan. Eskiden korkardım yalnızlıktan. Korkmam artık sen varsın. Evet, teşekkürler şimdilik Aslan. Çok tebrik ederim. Çok güzel. Canlı olmuştur. Ben teşekkür ederim Satır abi. Ve şimdi kim var? Bir öğretmen. Ondan sonra Gaye. Aziz Eşeroğlu var ama ondan evvel Aziz son dakikada çıktın tekrar. Kemal Örge. Haydi Kemal Örge. Haydi Kemal Örge. Buyurun. Evet, saygılar. Saygılar herkes için. Sürer eker biçeriz güvenip ötesine. Milletin her kazancı milletin kesesine. Toplandık baş çiftçinin Atatürk'ün sesine. Toprakla savaş için ziraat cephesine. Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz. Biz yurdun öz sahibi. Efendisi köylüyüz. Bu köy enstitülerinin marşıdır. Ziraat marşı. Toplandık baş çiftçinin Atatürk'ün cephesine diyor. Ve onunla beraber saygıyla andığımız baş çiftçimizle beraber az önce başkanımızın söylediği eğitimde iki anıt İsmail Hakkı Tonguç, Hasan Ali Yücel'i saygıyla anıyoruz. Çünkü bu doğuş İsmail Hakkı Tonguç'un canlandıracak köy adlı eseriyle başlamıştır. Evet, ben köy enstitüsünün avlusu içinde doğanlardanım. Aynı zamanda ilkokula da Arifiye Köy Enstitüsü Uygulama İlkokulu'nda başladım. Yani oradaki öğretmen olanların staj yaptığı, eğitimi öğrendiği uygulama ilkokulunda okudum. Köy Enstitüsü öğretmenlerinde. İyi ki o ruhu almışım. Çok şanslıyım o yönden. Babam da tabii Köy Enstitüsü'nün fırıncısı. Az önce Sayın Büyükak'tan söylemişti. Büyük Akden'le beraber çok araştırmalarımız oldu. Büyük desteğiyle, büyük özverisiyle köy köy dolaştık. Bayağı güzel şeyler çıkardık. Bu yüzden de şu anda masamda şu anda size gösterebilirim. Köy Enstitüsü'nü 40 yılında giren öğrencilerin listesi. Ve aynı zamanda Arifiye Köy Enstitüsü'nden çıkan tüm mezunların isim listesi ve aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum resimleriyle beraber yıllıkları ve bunlarla beraber yaşamak ve bunların Türk demokrasisine, Türk eğitimine ben ulusal varlığın diyor temeliyiz, köküyüz diyen
bütün insanlarla beraber çalışmalarına içinde durduğumuz için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne de bu açıdan teşekkür ediyorum. Çünkü bu ruhlarla beraber yaşamak, ülkemizin insanların ruhuyla beraber yaşamak çok güzel. Köy Enstitüsü'nün pek söylenmeyen sözlerinden birisi şudur. Sadece köye değil insanlara koşun insanlara. Sadece köye değil insanlara koşan insanlara. Köy Enstitüsü'nün sloganlarından bir tanesi eğitim üretim içindir. Üretimin olduğu her yerde eğitim olur derler. Ve kendileri o yüzden Sayın Çamlıyurt'un da söylediği gibi algılamanın, yargılamanın ve aynı zamanda sorgulamanın ve aynı zamanda okumanın bilinciyle çalışan, eğiten ve eğitme olayı içinde olan tüm insanlara o açıdan saygı duyuyorum. Şu anda bile öğretmen olup köy enstitüsü ruhu taşıyanların, köy işlerine emek veren, sevgi veren insanların, bu sorunda anlayış gösteren insanların ve sizin bu programınızda gönül vererek, koşarak gelen tüm arkadaşların çok teşekkür ediyorum. Onlara selam olsun diyorum. Sana selam İyi olsun Kemal varlar. Örge. Ve tabii ki siz bana oradan kırmızı kart gösterirsiniz. Şöyle bir sözümü kesmemi istediğiniz zaman. Çünkü ve sadece köycülük değil, hayvancılık var, tarımcılık var, sanatsal olaylar var ve bunlar yemek bulamayan, aş bulamayan, boyunduruklarında bir kenarında kadını, bir kenarında öküzü sürüp tarlada süren dönemden çıkarak elimde 42 yılına ait 2 yıllık köy enstitüsünde okuyan 2. sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu bir davetiye var. Bu davetiyeye de neler var hemen söyleyeyim. 2 yıl ve köyden geliyor, yiyecek ekmeği yok, ayakkabısı yok, yani nalını yok, hiçbir şey yok ve 2. yılda hazırladığı teksirle davetiyedeki programı söylüyorum size. İnönü geliyor, 42 güzünde, yani bu sonbaharda İnönü geliyor. Rahmetli Hasan Ali Yücel ile Arifiye geldikleri zaman çeşitli dersleri kontrol ediyorlar. Akşamleyin konser veriliyor. Konser verilirken İstiklal Marşı'nı okul 4 sesle okuyor. İstiklal Marşı daha 2. yılında 4 sesle okunuyor. Şu anda İstiklal Marşı'nı dinlemesini de bilmeyen, okumasını da bilmeyen insanları düşünecek olursak 1942 yılını ve köy enstitüsünü düşünelim. Ve bu koroda hangi konser veriliyor? Beethoven'dan Neşe'ye şarkı 4 sesli olarak o da okunuyor. Beethoven'dan 4 parsiyon üzerine çalınıyor ve 120 kişi çalıyor. Ve 2 sene sonra İstanbul'dan bütün profesörler ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi, Ahmet Emi Yalman, Orhan Veli, Eyüboğulları, Hayrullah Örs ve Baymurların katıldığı, Amerikalıların katılmış olduğu bir konserin yine sırasıyla okuyorum. Schubert, Moment Musical, Beethoven, 4 partisyon, Schumann, Reveri, Handel, Akşam, Hamdi Taner'in Esirlerin Rüyası ve Halk Türküleri, Emirdağ'ı 2 sesli, Şusille 2 sesli
Yaz olunca iki sesli koro ve orkestrayla ve son olarak da Köroğlu ile biten tek sesli üç türkü. Şimdi düşünün, köy enstitüsünden okuyan insanları, eğitilen insanları düşünün ve bunlar köye gittiğinde yapıcılık, demircilik, marangozluk, terzilik, tavukçuluk, arıcılık, balcılık, köycülük ve aynı zamanda balıkçılık yaptıktan sonra onun yanında dinlenmek için mandolin, saz, akordiyon, piyano çalıyor ve resim yapıyor. Ve diğer bölümde de spor ve diğer kanalları sizlere anlatabilirim. Ben şimdilik sizi sıkmayayım. Eğer müsaade ederseniz daha geniş bölümleri anlatabilirim. Kemal Örge, Kemal Örge. Şimdi bilmiyorum ama Asuman'ın çok misafirleri vardı. Gene geldi. Çünkü Asuman senin için şarkılar çalıyor burada. Sen yoksun çünkü çok telefon. Maalesef çok meşgul oldum. Kusura bakmayın hepiniz. Geldi, misafirler bakıyor. Bizi 100.000 kişi izliyor şu anda. Kimse kusura bakmıyor. Harikasınız Asuman Hanım. Çok teşekkür ederim Can. Can, çok değerli yardımların için teşekkür ediyorum. Bana mı söz vermek evet, istiyordunuz Sefer'cim? Efendim tekrar bütün katılımcılara merhaba diyorum. Ve bu güzel program bugün çok anlamlı gerçekten. Atatürk'ün devrimlerinin devamı olan büyük bir devrimin, eğitim devriminin başladığı gün 17 Nisan 1940 ve de tabii o zamanı yaşayanlar, o zamanın tanıkları var. Ben 1955 doğumluyum. Ben doğmadan bir sene önce de kesin olarak kapanmış. Ama benim çok şahane bir tarih hocam vardı, Muhattar Kuzuoğlu. Ben onun yüzünden tarihe çok meraklı bir öğrenci oldum. Çünkü bize analitik mukayeseyle eş zamanlı tarih anlatırdı. Ve Muhattar Hanım'ın köy enstitüleriyle ilgili çok ilginç anlattığı hikayeler var, gerçekler var. Şöyle demişti. Ben henüz daha Özel Sakarya Ortaokulu'nda okuyordum. 1968 olabilir sene. Çok küçüktüm ama hatırlıyorum. Evet. Sesim bana geri geliyor yalnız konuşurken. Ve de demişti ki bize, sonra tabii ben çok meraklı olduğum için okudum. Bütün köy enstitüleriyle ilgili inanılmaz doküman var, belge var. Fakat bunlar öğrencilere okutulmuyor ne tarih kitaplarında. Yani adeta böyle bir eğitim hiç yapılmamış gibi, silinmiş gibi. Bunları konuşmak adeta bir günahmış gibi yok ortada. Gençler de pek bilmiyor. Bizim kuşakta yani açık konuşmak gerekirse pek bilgili değildi bu konuda. Demişti ki Muhattar Hanım, Allah rahmet eylesin, İkinci Dünya Savaşı sırasında dünya savaşırken biz bir eğitim seferberliğine çıkmıştık. Öyle ki dünyada eşi emsali yok. Çünkü Osmanlı'dan korkunç bir toplum devralınmış, hasta. Nüfus 13 milyon. Okuma yazma oranı erkeklerde sanıyorum %7, emin değilim ama çok düşük. Kadınlarda %1'in altında. Böyle bir toplumla devrim, demokrasi, özgürlük, bağımsızlık anlayışları, kavramları, felsefe, mantık filan yapacaksınız. Yani bu olağanüstü zor bir şey. İşte Atatürk'ün bu inanılmaz devrimlerinin ardından değerli İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel'in inanılmaz girişimleriyle böyle bir okul kuruluyor, eğitim. Ve bunun bütün akışını zaten tarih biliyor. Bunu anlatıyoruz. Yani herkes biliyor. Tekrarlamama benim gerek yok. Olağanüstü başarılı bir sistem. Köylü aydınlar yetişiyor. Ve çok zeka olarak tabii farklı boyutlara geliyor bütün gençler. Ama aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı sonunda da tabii bir soğuk savaş var 1945'lerde. Stalin yukarıdan
iniyor aşağıya. Diyor ki İnönü'ye, rahmetli İsmet İnönü'ye, Ardahan'ı, Artvin'i istiyorum. Doğu Anadolu'da pek çok yeri ve üs kurmak istiyorum. Hatta Boğazlar'da da haklar istiyorum. Resmen tehdit ediyor. O arada da bir süre önce Truman'la bir anlaşma yapılmış Amerika'yla. Ve o anlaşma gereği de biraz daha yakınız Amerika'yla. Bakınız, Amerika'nın parmağı 1940'lardan beri içimizde. Sanırım evet, Sefer abi, mikrofonunu açar mısın? Mikrofonunu açar mısın Sefer abi? Can Bey, o zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Asuman gene gelince devam edeceğiz. Gaye bir şarkı söylese acaba bu arada. Bir şey yaptıktan sonra tekrar Asuman'a vereceğiz. Buyurun Gaye Hanım. Merhaba, tüm konuklarımız hoş geldiniz. Herkese saygılar, sevgiler. Kutlayacak çok güzel şeyler var. Çok fazla şeyler var. Enstitülerin ve öğretmenlerin yaş günü. Asuman Hanım'ın yaş günü. Üç gün önceki Atatürkçe Düşünce Derneği'nin Sakarya'nın şubesinin kuruluşu. Üç gün sonra Oya Hanım'ın doğum günü. 23 Nisan'da da Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız. Hepsi kutlu olsun. Ne mutlu bize. Sanki her tarafta var bir düğün. Sanki en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan, yarın 24. Evet, buyurun Gaye. Bir de 8 Nisan'da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sakarya Şubemizin çok güzel geçen genel kurulu ve seçimi ve yeni oluşturulan yönetim, başarılar diliyorum. İçinde olalım ya da olmayalım, her zaman hizmet etmekten onur duyarız. Bu da bizim için çok değerli. Şimdi uzatmadan eserime geçeyim. Türk müziğinden Kürdi bir eser seçtim. Başlıyorum. Gün sensiz batar, kalp gizli kanar. Gün sensiz batar, ah, kalp gizli kanar. Sen yoksun yanımda, sofram yalnız. Gönlüm çok ıssız, bir kurşunu gibi, bir hançer gibi. İçimde yanarken senin aşkın, sevmem kimseyi. Gel ömrüm baharken, gel hala severken, can tende yaşarken, toprak çağırmadan gel. Gel ömrüm baharken, gel hala severken, can tende yaşarken, toprak çağırmadan gel. Nasıl Gaye? Bravo, bravo. Evet, Gaye Doğan'dı. Şimdi Asuman Figen'e tekrar geçeceğiz. Gaye tekrar geçeceğiz sana. Evet, Asuman devam edebilirsin. Sürekli yayın kesiliyor, anlamıyorum ne olduğunu. Evet, yani neticede 1954 yılında Demokrat Parti'nin de iktidara gelmesiyle bu yavaş yavaş adım adım bu hale geliyor. Ve bakınız 67 yıldır hiçbir siyasi
parti başa geldiği zaman da ne yazıktır ki bu kuruma benzer hiçbir eğitim sistemine geçememiştir ve geçmemiştir. Çünkü ciddi baskılar var bence. Toplumun aydınlanması istenmiyor. Bu nedenle köy enstitüleri gibi olağanüstü bir aydınlık eğitim sisteminin Türkiye'de yeşermesi ve yerleşmesi bence karşı devrimcilerin birleşmesi sonucunda yok edilmiştir. Bu konuda aslında toplu bir aydınlanmaya ve bunu yaşayanların bir şekilde siyasilere de belki bunu dayatmasına ihtiyaç vardı. Ama toplum bundan o kadar uzaklaştırıldı ki hiç kimse bu konuya böyle işte biz aramızda konuşuyoruz, bir takım programlarda belki söz ediyoruz, hayata geçirilemedi. Bu büyük bir üzüntüdür. Köy enstitüleri bir efsane olarak kalmamalı. Bu toplumun kendi bağrından çıkmış, kendi yarattığı çok özel ve özgün bir eğitim kurumu. Hayata geçmesini çok arzu ederim bu dünyadan gitmeden önce doğrusu. Böyle bir Türkiye'yi hayal ediyorum. Işıklar içinde, aydınlık, gençleriyle, olgun ve yaşlılarıyla işte o hayal edilen o güzel insanların kurduğu o eğitim sistemini çok istiyorum. Bu arada gerçekleri konuşmak çok rahatsız edicidir ama şöyle bir gerçek var. Hasan Ali Yücel gibi çok önemli bir eğitim bakanının İnönü zamanında görevden alınması çok trajiktir. Aynı şekilde Adnan Menderes zamanında, Adnan Menderes, Celal Bayar zaten köy enstitülerine onay bile vermemişler o zamanki mecliste. Yani bunun çok değerli ve saygı duyduğum büyük asker devlet adamı İnönü'nün zamanında Hasan Ali Yücel'in görevden alınması acıdır, acı bir tablodur. Çünkü bunun nedenleri var, çok uzun nedenler, bunlara girmek istemiyorum. Yani tarih boyunca gerçeklerle yüz yüze geldiğimiz zaman görüyoruz ki siyasi hayatımız çok büyük hatalarla dolu. Yani Atatürk'ün devrimleri Atatürk'ten sonra istendiği gibi işlenmemiş, hayata geçirilmemiş. Atatürk'ün yolundan hiç ayrılmasaydık. Atatürk'ün ben Truman'a asla evet diyeceğini düşünmüyorum. Atatürk yaşasaydı Truman'a hayır diyecekti. Stalin'e de ne halim varsa gör diyecekti. Şimdi onun için köy enstitüleri konusu hep böyle kapatılır üstü. Halbuki çok önemli bir konudur. Burada yüzleşmek lazım tarihle. Teşekkür ediyorum. Var olun hepiniz. Sağ olun. Asuman Figen ve Manas Gümrükçü de geldi. Çok geç geldi ama bir o çevre mühendisiydi. Doçent doktor Sakarya Üniversitesi'nden. Birazcık bekleyeceksin. Hoş geldin. Show Masko 10 bizde. Show'la beraber tabii eğitim, öğretim, kültür, sanat, zincir. Hep beraberiz. Şimdi yeni yapıldı. Aziz Hanım da burada. Ne derler? Genel kurul nerede? Çağdaş Yaşam'da. Taç Yıldızlar. Duyuyor musunuz acaba? Son dakikada çıktı. Evet. Hatice Taç Yıldız yeni yönetim kurulu ikinci başkanı. Çağdaş Yaşam'dan. Eşiniz de gelebilir. Kenan Bey miydi? Evet. Mikrofonunuzu açar mısınız Hatice Hanım? Mikrofonunuz kapalı. Mikrofonunuzu açarsanız. Hatice Hanım mikrofonunuzu açın. Mikrofonu açtım pardon. Çok tamam. Özür diliyorum. Tamam, olsun olsun. Heyecanlısın. Yani ben size o yüzden yazmak zorunda kaldım. İlk defa katılıyorum. Ben de çok yeniyim. İnşallah çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Kenan Bey de geliyor şimdi. Nurten Hanım'ın önderliğinde ve Kemal Bey'in desteğiyle çok iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. 34 yıllık emekli devlet memuruyum. Çok güzel bir programdı. Çok güzel şeyler öğrendim. Çok güzel şeyler dinledim. Ben de bir öğretmen de evliyim. Eşimle geldi şimdi. Sefer Bey misiniz? Evet. Sefer Bey merhaba. Katılın. Merhabalar, merhaba. Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Doğa okulları çok iyiyiz. Bütün misafirler, sevgili seyirciler sizler de iyi bakın. Evet, Doğa Koleji kimdir? Kenan Taç Yıldız ve Hatice Taç Yıldız. Yani Çağdaş Yaşam'a değer verdiğiniz için sizi kutluyoruz. Yeni seçildiğiniz için. Karı koca iki üyeyiz. Çağdaş Yaşam'a bir Nurten Hanımlar üye zaten. Karı koca çift olarak bir de biz üyeyiz öyle.
Helal olsun karı kocalara. Alkışlar onlara gelsin değil mi? Manaz Hanım alkışlasanıza. Neden duruyorsunuz? Manaz benim... Ya böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Aslında ben 87'de ilk tayinim Erciş Öğretmen Lisesi'ne çıktı. Erciş, Van Erciş. O zaman ben fizikte Türkiye dördüncüsü olmuştum. Beni ödüllendirmiş, göndermişlerdi oraya. Gerçekten gittiğimde çok güzel bir okuldu. Köy enstitüsünden dönmüş orası. Okulda ilk defa fırın olduğunu orada gördüm. Ama geldim burada bir fırın yaptım. Okulda ilk defa sinema salonu olduğunu orada gördüm. Sinema salonu yapamadım ama orada gördüğüm okulun adası vardı. Hayvanları vardı. Sağ olsun Yüksel Hocam okulu devrettikten sonra burayı tam köy enstitüsü yapmasam da yarı köy enstitüsü yaptım. İnek aldım çocuklarım sağ olsun diye. Koyunlarım var, kuzularım var. Çocuklarım görsün diye. Şimdi inşallah kadınlara süt bayılatacağım, yoğurt yaptıracağım, peynir yaptıracağım. Eğitim bir başka şey bizim için. Var olmamızın temeli. Yani şöyle diyeyim. Eğitim benim için her şey. Benim şöyle diyeyim. Cumhuriyetle başlayan bir özgürlüğümüz var bizim hepimizin tabii. Benim evimde anamın babamın resmi yok. Ama girişte koskoca bir Atatürk var. Bizim için olmazsa olmaz. Helal olsun. Atam sen rahat uyu. Yolcusu uyu. Bir sürüyetin. Atam sen rahat uyu. Bekçisi cumhuriyetin. Sefer Bey, çok az bir şey söyleyeyim. Şimdi öğrencilerimle burada her gün onları servisten indiği zaman anneleri babaları getiriyor, karşılar onları günaydın derim. Her birimiz bir öğretmeniz aslında bir büyük olarak. Şöyle diyemeyiz, ya bu çocuğun anası babası ben değilim. O çocuk aslında bu ülkenin çocuğu. Hepimiz, bizi dinleyen herkes, çevresindeki her çocukla ilgilenmek zorunda. Onlara doğru yolu göstermek zorundayız. Çünkü etrafımız bir çemberle sarılmış durumda. Onu hepiniz biliyorsunuz. Bu çemberi ancak gençlikle kırabiliriz. Ellerimizi taşın altına, bırak ellerimizi gövdemizi taşın altına koyarak bu çemberi kırabiliriz. İyi ki öğretmen olmuşum. Bütün öğretmenlerimin gününü kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Kenan Bey, tekrar geliyor size Kenan Bey, Hatice Hanım. Şimdi tabii yarım kalmıştı, Asuman'a gün vermiştik ama Asuman için bir şarkı var bu sefer. Kim o? Tamam. Yavuz Konuk. Yavuz Konuk Asuman için söylüyor. Yavuzcuğum mikrofonunu açıyorsun. Haydi bakalım. Sefer Bey, biz ayrılabilir miyiz acaba? İzninizle. Olur mu? Tam en heyecanlı yerinde. Misafirimiz var da yani şimdi olsun, gel. Olsun. O evet, yüzden alkışlarla uğurluyoruz o zaman. Haydi aşkım. Hadi kızlar, iyi günler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kusura bakmayın. Sefer'cim açık mıyız? Evet açık. Asuman bekliyor şartını. Aa, katılıyor mu? Ben ayrıldı sandım. Yok yok burada ya. O zaman bir dakika onun şarkısını bulayım. Evet. Şunu unutmayın. Cuma günü şu şarkıyı söyleyeceğiz. Sanki her tarafta var bir düğün. Manaz Hocam bak söylemiyorsun. Sanki her tarafta var bir düğün gaye. Sanki en şerefli, en mutlu gün. Değil mi? Neşe doluyor insan. Evet, Yavuz'u dinliyoruz. Evet. Asuman Hanım'a her şeyden önce nice yılları diyelim. Çok teşekkür ederim Yavuz Bey, sağ olun. Sizin şiirinizden birçok şiiriniz var ama birini çok beğenmiştim. Zaten Hasan Cihat Örter de çok güzel bir melodi yapmış ama sözleri özellikle meğer ben Anadolu'muşum dediğiniz kısmı. Çok, çok teşekkür. Hakikaten çok güzel bir beste oldu. Yani onu çok genç yaşlarda yazdığını söylemiştiniz. Nasıl bu lafları bir araya getirdiniz bilemiyorum. Demek ki içten gelen duygular böyle kelimelere yansıyor.
Ben Melek'i de çok beğenmiştim. Hatırlarsanız birlikte söylemeye çalıştığım zaman bir repertuar almıştım tesadüfen. Madem ki yaş gününüz, ben kısa olan bölümünü size armağan edeyim diye düşündüm. Böyle bir programda bir şey yoktu da. Sefer'e biraz önceki şarkıda isterseniz böyle armağan edeyim dedim. Ben onu söyleyeyim. Siz de eşlik edin isterseniz. Evet, senkronize olamayız ama ben dinleyeyim sizi. Çok aynen. Teşekkür ederim. Tamam, ben bir şarkıyı bulayım. Hoş gelişler ola. Sırtmışım başını eğmiş bir bilgi çınarmışım dalları görmiş kınaymışım düşlü saklı mı saklı oy kızların ellerinde çiçeklenmiş sakın sızmışım başını eğmiş bir bilge çınarmışım dalları görmiş naymışım düşleri saklı mı saklı oy kızların ellerinde çiçeklenmiş edinim varsa yüksek tepelerin acısı lale kara bir borsun nefesi yüce dağların bağrında aşk ile sen uyanılmayan bitmez bir rüyaymışım benim arası yüksek tepelerin vergisi lale kara bir borsun nefesi yüce dağların bağrında aşk ile sen uyanılmayan bitmez bir rüyaymışım. Yavuz konuktu, alkışlar yoktu. Sevgili seyirciler, şov devam ediyor, beraberlik devam ediyor. Öğretmenlerin günü gibi geliyor. Günü gibi değil aslında. Tüm öğretmenlerin doğum günü. Son dakikada gelen bir öğretmen daha var burada. Tabii Sakarya Üniversitesi neydi? Çevre mühendisi demiştik. Ama ben onun adını Manaz Gümrükçü diye yazmışım. Çok özür dilerim kendisinden. Manaz Gümrükçüoğlu Yiğit. Tamam mı? Azize Hanım'dan sonra sizde seni alacağım Manaz Hanım, tamam mı? Azize Hanım geliyor. Azize geliyor, merhaba Azize. Merhaba Sefer Bey. Gerçekten daha önce de söylemiştim belki de. İnsanların ailesini seçme şansı yok ama dostlarını seçme şansı. Hele ki zaman çok önemliyken
kimlere vereceğine dikkat etmek çok önemli deriz ya. Böylesine önemli bir günde sizlere böyle vaktimi dolu dolu yaşattığınız bir programda vermek benim için çok onurlu gerçekten. Yani bugün güzel bir gün. Aydınlanma devriminin bekçileri olan Koca Çınarlar diyeceğim ki bugün aramızda Koca Çınarlar da var. Onlarla birlikte yol almak, Nurten Büyükak'tan, Yüksel Büyükak'tan, Kemal Örge, Yavuz Donuk görüyorum, Berin Ergin, Aslan Eteş, Mahnaz saymaya kalksam hepiniz özellikle sizin önderliğinizde böylesine güzel bir günde bizi buluşturduğunuz için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir gün çünkü bugün yani biz bunu görev sayarız. Efendim? Biz bunları görev sayarız. Teşekkür ediyorum. Yani aslında dediğimiz gibi bugün aydınlanma devriminin 80 yılını aşmış, 80 yılını aşmış bu ülkede gerçekten ezberciliği reddeden, özgür aktif bireyler yetiştirmeyi hedefleyerek örnek bir eğitim projesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir aydınlanma ordusunu kuran böylesine özel bir günde bizi buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Aslan Başkan da dediği gibi 14 Nisan geçti. Atatürk Düşünce Yıldönümü'nün yıl dönümü. Hani söylenenlerin üzerine söylemek istemiyorum. Figen Hanım'ın doğum günü, geçmiş doğum günlerimiz, tüm öğretmenlerin doğum günü. Böylesine özel bir günde buluşmak gerçekten çok heyecanlı. Hele ki ismimi eklediğinizde böyle bir ordunun içinde yer almanın verdiği onur zaten tarifsiz. Ben özellikle şu kalbimdeki heyecanı bastıramıyorum. Çünkü ben bir köy enstitülü öğretmenin öğrencisiyim. Ve 70'li yıllarda böyle 23 Nisan dediniz ya arada bir söylüyorsunuz. Her bayramda o ilkokuldayken ilk başladığımda mandolini elime aldığımda sevgiyi paylaşmayı elindekini bölüşmeyi öğreten öğretmenim Mustafa Balı saygıyla anıyorum. Çünkü yerli marlı haftasından tutun da her özel günde bize bu aşıladıkları bu yaşımda hala içimi titretebiliyorsa onları anmadan geçmek gerçekten çok vefasızlıkmış gibi geliyor. Onun akabinde işte büyüdükçe yol aldıkların, örnek aldıkların, bulunduğunuz noktaya gelişinizde emek verenlerin de katkılarıyla bu heyecanın böyle artarak gitmesi daha da seni böyle olgunlaştırıyor, meyvesini veriyor sanki. Ne bileyim siyasetin dışında fikirlerimin oluşması ve sivil toplum örgütlerinin içindeki o bilinçle yol aldığım işte önce Atatürk Düşünce Dernesi'nin içinde iki dönem birlikte olmuş olduğum Berin Ergin ve genç kardeşimiz Aslıhan Ateş'le birlikte çalışmanın ve yaşadığımız şehirde işte bu Atatürk'ü düşünce felsefesi, çağdaş yaşamı desteklemenin işte her cumhuriyet kadınının bu ülkesine borcu var felsefesiyle yapmış olduğumuz çalışmalarla hakikaten çok onurlanıyorsunuz. Hele ki yine içinde bulunmaktan onur, gurur duyduğum başta öğretmenlerim ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalar. Özellikle öğretmenlerimizin o Koca Çınarların Tuna Tan'da yapmış olduğumuz o efsane bir anma vardı. Kemal Hocam sunumunu gerçekleştirmişti. Bizim her buluşmamız aslında bir okul gibiydi. Bu programda olduğu gibi. Orada işte Hasan Fehmi Güneş'in geldiğinde bir arkadaşının bastonla onu karşılaması. Ya sen hala ölmedin mi, ölemedin mi demeleri. O zamana yolculuk etmek öylesine anlamlı, öylesine güzeldi ki. Ellerinden öpüyorum Şefik öğretmenimi ve Nurten Büyükakden'in, Kemal Örgem'in, beni o programda emeği geçenlerin bu keyfi bize yaşattığı için, bu anılarla bizi büyüttüğü için. 37,5 oldum bu arada ben de bu Şubat ayında. Yani 64'lere ne dersek diyelim ama gerçekten çok onurluydu. Geçmişe yolculuk yapmak hakikaten çok güzeldi. Ve Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece, biz öğrencileri var olduğumuz sürece bu felsefe kuşaktan kuşağa aktarılacak. Belki ben eğitimci değilim
ama iyi bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Bu öğretilerle ben bizden sonra gelecekleri elimizden geldiği, elimizin döndüğünce bunu anlatmaya çalışacağız. Gaye düştü alt tarafa. Çağdaş yaşama katılan en yeni arkadaşlarımızdan gerek birikimiyle, gerek söylediği mesaj veren sesiyle, gerekse herkesin elinden geldiği, dilinden döndüğünce biz bunları bugün bu sayfadaki tüm arkadaşlarımızla ve yanımızda duranlarla gerçekleştireceğiz. Yavuz Hocam çok güzel bir şarkı söylemişti. Çok geçmişe götürdü. Aylar geçse de, yıllar geçse de ben seni unutamam dedi. Yani bu çok güzel sevdiğim eserlerden, hepimizin sevdiği eserlerdendir. Aşktı, ulaşılamayandır, işte sevgilisidir, işte öğretmenidir, unutamadığıdır. Vatan sevgisidir, aşkıdır. İşte bu düşünceyi ileri yaşayacak yaşatandır ve bu dertleri sevgileri hatırlatıyor aslında, bana da öyle yaptı, işte öğretmenlerim hatırlattı, onların mücadelesini bize böyle kattıklarını hatırlattı ve biz işte dediğim gibi ömrümüz yettiğince bunu geleceğe dair umudumuzu yitirmeden bu felsefenin devamı için çalışacağız. Bir gün hocam geldi, gitti geldi ama o kadar güzel içsel bir eleştiri yaptı. Nezaketli bir şekilde yaptı. Hakikaten Atatürk olsaydı onu devam ettirilebilseydi bugün bu durumda olamayabilirdik. Ama şu var tabii, olayları yeri ve zamanına göre değerlendirmek gerekiyordu sanıyorum. Öyle oldu. İşte biz o zaman içimizdeki o feodaliteyi yıkabilseydik, ağalık sistemini belki Güneydoğu'da yıkabilseydik, o zaman el kaldırmayacaklardı, çok daha farklı olacaktık. Ama dedik ya, umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz diyoruz. Yine o şarkıdaki gibi hatırladıklarımız, kadına yapılan istismar. Hatırlıyoruz ve ağlıyoruz. İşte doğaya, hayvana, kadına, ama diyoruz ki biz varız, yalnız değiliz. Yanımızda duranlarla var olduğumuz sürece 80 yılı aşmış aydınlanma devriminin, Yılmaz Bekçiler'in, öğretmenlerin kökü kurutulamadı, kurutulamaz, kurutulamayacak da bizler varız diyorum. Özellikle size çok teşekkür ediyorum. Böyle eğitimcilerin olduğu çok güzel aktarımlarla bize yine bir okul dersteymişiz gibi bu keyfi yaşattıkları için herkese sevgiyle kucaklıyorum. Kaybettiklerimizi yad ediyorum. Tabii gidenler arasında o kadar önemsediklerimiz var. Abdullah Çelik hocam var. Arifiye öğretmen okulundan yine bizim birlikte Çağdaş Yaşam'la yaptığımız Zafer Manisalı, Sümer Manisalı var. O kadar çok öğretmenimiz var ki, ama sağda hayatta kalanlar var, Hasan Kurtlar var. Onları da sevgiyle ellerinden öpüyoruz. Ve çok uzatmak istemiyorum, hatta uzattığımı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Yeni yaşa girenleri kutluyorum. Öğretmenlerimizi kutluyorum. Azizler Çeroğlu, evet. Alkışlıyoruz. 23 Nisan kutlu olsun. Geliyor. Cuma günü. Evleri okullardaki gibi süsleyelim. Balkonları. Sokağa çıkamıyorsunuz ama gönlümüzde ne var onu dökelim. Unutmayın. Hepimiz çocuktuk. Çocuğu hiç bitirmeyelim ve onlardan bitmeyen bir hanımefendi. Biraz evvel anons ettim. Sakarya Üniversitesi bir öğretim görevlisi, doçent doktor Manaz Gümrükçü. Tema Vakfı'nla tanımıştık. Ama her yerde var. Helal olsun. Buyurun Manaz Hanım. Merhabalar herkese. Öncelikle geç kaldığım için özür diliyorum. Ama bir malum öğretimi daha doğrusu online yapıyoruz ve sınavdaydım. Sınavı bitirir bitirmez hemen girdim bu toplantıya. Çok teşekkür ediyorum ben. Öncelikle Sefer Hocama tabii ki. Burada katılan herkese bu kadar özel bir günde bir eğitimci olarak beni her zaman çok heyecanlandıran köy
enstitülerinin kuruluş gününde bunu konuşmak üzere burada böyle bir toplantının düzenlenmiş olması tam da 23 Nisan öncesinde üstelik de yani çocuk bayramı, dünyadaki tek çocuk bayramı. Birçoğu var diyorlar, lanse ediyorlar belki ama bir liderin emanet ettiği, hediye ettiği dünyadaki tek çocuk bayramının öncesinde burada beraber olmak çok keyifli. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi söyleyecek aslında o kadar çok şey var ki bir eğitimci olarak öncelikle bu arada hep şey deniliyor, köy enstitüleri, eğitim, hep eğitim deniliyor. Bugünkü eğitim sözüyle o günkü eğitim sözünü biraz ayırmak gerekiyor belki. Ondan sonra devam etmekte fayda var diye düşünüyorum ben. Çünkü eğitim hayatı boyu. Köy enstitüleri de bu mantıkla ortaya çıkmış bir şey. Hayat boyu eğitim, hayattaki her şeye dair eğitim. Ama biz bugün yaptığımız şey aslında öğretim, okullarda yaptığımız eğitim bütün topluma yayılmış olması gereken bir şey. Dolayısıyla burada eğitimci, o öğretim ya da öğretmen olsun ya da olmasın, herkesin bir eğitimci olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ne olursa olsun bir ucundan bir ya da herhangi bir konuda insanlara bir şey aktarmak, onlara mesela müzik sevgisini aktarmak ya da toplumsal duyarlılığı aktarmak bile son derece önemli bir eğitim. Eğitimcilik görevidir bana göre. Çünkü toplumun eğitimi topyekun düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla okullar, bugünkü okullar onun bir kenarında kalıyor. Oysa köy enstitüleri bunun tamamını kapsıyordu. İşte çok dinleyemedim en başından beri ama herkes çok iyi biliyor ki hayatta gerekli olan her şeyin öğretilmeye çalışıldığı, aktarılmaya çalışıldığı ve insanların örnek bir vatandaş olarak, her yönüyle örnek bir vatandaş ve ileriye taşıyacak biri olarak oradan mezun olmasının sağlandığı çok önemli bir eğitim sistemi köy enstitüleri. Dünyaya örnek olmuş bir şey üstelik de o dönemde örnek olmuş ama maalesef çok kısa sürmüş. Ben ama gene de hani orada işte eğitim enstitüleri kapandı, o kapadı, bu kapadı, işte orada her şey kaldı, keşke devam etseydi. Ben keşke sözünü hiçbir zaman sevmedim. Çok acıklı bir söz bana göre. Çünkü keşkinin geri dönüşü yok. O yüzden keşke de bu tüm keşkileri bir kenara bırakıp bugün köy enstitülerini örnek alarak gerçekten bir eğitim sistemi yaratabilir miyiz? İlla ki bunun okullarda olması gerekmiyor. Eğer okullarda bunu yapamıyorsak bütün toplumsal anlamda yani toplumsal duyarlılığı ayağa kaldırarak bu sistemi devam ettirme şansına sahip miyiz sorusunu sormak gerekiyor bana göre. Ki bu sorunun cevabı bana göre evet ve bunu yapan bugün siyasi partilerden tutun bütün sivil toplum kuruluşları ki içinde gönüllü kuruluşlar başta olmak üzere. Çünkü sivil toplum kuruluşlarını ben ikiye ayırıyorum. Bir mecburi sivil toplum kuruluşları yani meslek odaları, siyasi partiler, üniversiteler. Onlar da bir sivil toplum kuruluşu ama işte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, işte Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Tema Vakfı gibi vakıflar da aslında gönüllü kuruluşlar olarak sivil toplum kuruluşlarının ayrı bir yerinde duruyor bence. Ve bütün bunların hepsi aslında eğitimin bir parçası olmak zorunda. Eğer bir şeylerden şikayet ediyorsak işte okullardaki eğitim sisteminden, okulların yapısından, bir işte köy enstitülerinde olan iyilikle iyi sistemin iyi parçalarının daha sonradan o yok edildiğinden ve de şu anda bulunmadığından şikayet ediyorsak bugün yapmamız gereken şey işte o parçaları sivil toplum olarak yani topyekün bütün toplumun puzzle parçalarıyla beraber bir araya getirmemiz. Dolayısıyla bugün işte Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi dernekler, vakıflar çok çok önemli bir iş yapıyorlar. Ve bu önemli işi de yapmalarında herkesin onlara destek olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben nacizane, karınca kararınca kendimce bir gene bir eğitimci olarak ki kendimi eğitimci olarak
addetmek istiyorum. Kusura bakmazsanız, övmek olarak kabul etmezseniz. Çünkü eğitimci olmak çok övgüye dair bir şey, bir şey bana göre. Niye eğitimci? Çünkü okulda da çocuklara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum, öğrencileri. Ama onun dışında toplumsal anlamda da toplumun her kesiminde bu bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Çünkü Hayrettin Karaca, Tema Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca bize hep şunu öğretirdi. Bilenin bilmeyene borcu var derdi. Okumazsanız Cumhuriyet'e ihanet edersiniz derdi. Dolayısıyla Cumhuriyet'e ihanet etmemek için okumaya devam ediyoruz ve bildiğim her şeyi de başkalarına aktarmaya çalışarak borcumu ödemeye çalışıyorum. Bu bir övgü olarak değil, bu herkesin yapması gereken bir şey. Ama Hayrettin Karaca'yı da burada rahmetle anıyorum. Burada hemen parantez içerisinde, onun dışında buradaki bütün öğretmenlerin, bütün eğitimciler, öğretmen olmayan eğitimciler, sivil toplum kuruluşundaki kuruluşlarında gönüllü olarak bu topluma hizmet etmeye çalışan, kendince de o küçücük bir taş da koysa o tuğla duvarın örülmesine fayda sağlamaya çalışan herkesin attığı her adım, aldığı her nefes, söylediği her söz çok kıymetli ve çok önemli. Dolayısıyla buradaki herkesi kutluyorum ben. Sefer Hocam, burada herkesi bir araya getirdiğiniz için de size de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok uzatmaya gerek yok. Herkes çok şey söyledi, köy enstitüleriyle ilgili zaten biliniyor. Ama sivil toplumun altını özellikle çizmek istiyorum ben. Sivil toplum kuruluşlarında mutlaka yer alınması gerekiyor. Herkesin yapabileceği bir şey var ama herkesin. Yani illaki işte eğitimci olmak ya da bir şeyleri çok iyi bilmek, uzman olmak falan gerekmiyor. Mutlaka herkesin iyi bildiği bir şey vardır ve bunu mutlaka bir başkasına öğretmesi gerekir. Bir kişiye bir şey öğretsek bu toplum çok ileri gider. Giderdi daha doğrusu. Demek ki bir yerlerde eksik yapıyoruz. O yüzden şikayet etmeden, insanları işte suçlamadan, yapacak bir şey yok, böyle gelmiş böyle gidiyor demeden, o gidişatı doğru yöne çevirmek için bir kişiyle başlanan şey çok büyük bir yola dönüşebilir. Bunun işte gene en iyi örneklerinden bir tanesi belki Hayrettin Karaca'nın çabasıdır. Bir kişiyi hiçbir zaman yok saymayın ya da önemsiz saymayın derdi bize. Ve hakikaten de öyle. Dolayısıyla bir kişinin yapacağı çok şey var. Yeter ki biz yapmak isteyelim. Çok teşekkür ediyorum. Herkesi kutluyorum. Sevgiler gönderiyorum. Anaz Gümrükçoğlu Yiğit. Teşekkür ve alkışlıyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin uzun yıllar ev sahipliğini yapan ve gönlünü düşüncelere yansımasına koyan sevgili Behrin Ergin hanımefendi. Eski Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız, şimdi de kızı devam ettiriyor aynı yolda. Teşekkür ediyorum Sefer Bey. Tüm katılımcı arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Köy enstitülerinin önemi bugün çok daha fazla ihtiyaç haline gelmiştir ülkemiz için. Değerli konuşmacılarımız o konularda güzel açıklamalar yaptılar. Özellikle Asuman Hanım, bu arada doğum gününü de kutluyorum. Nice sağlıklı ve mutlu yılları olsun inşallah. Keza Dayan Bey de onların da dinlerken gerçekten ben çok duygulandım. Şöyle ki, ben izninizle günümüzde eğitimi konuşmak istiyorum. Bakın günümüzde her şeyden çok ihtiyaç var dedim. Çünkü eğitim sistemimiz maalesef yazbaz tahtasına döndü. Yanılma, deneme yanılma derken çağdaş eğitim sistemi maalesef yönünü dinsel eğitime yöneltti. Bugün eğitim kalitesinde dünyada 137 ülkenin arasında sadece 99. sıradayız. Çağdaş nesil, çağdaş gençlik değil, dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz diyerek yola çıktı yöneticilerimiz. Üzgünüm ama örneğin Katar ve Malezya bile bizden önde geliyor eğitim sisteminin başarılıdır aslında. Biz başarılıyız pek tabii ki. İlk dörtte ise örneğin İsviçre var, Singapur var, Finlandiya var. Ama bakın Singapur diyorum, Singapur'da devlet bütçesinin %30'unu milli eğitime
veriyor Singapur. Biz de ne yazık ki %11 nokta küsürlerdeyiz bütçe olarak. Ama Diyanet'in bütçesi bizden çok daha fazla. Çok daha acısı, okul kitaplarından Atatürk'ü çıkardılar, devrimleri çıkardılar. Ama bu arada tarikatlara teslim ettiler milli eğitimi ne yazık ki. Yani bunları çok üzülerek ifade ediyorum ama esnek durumunda olduğumu hissediyorum. 45 çocuğa cinsel istismar suçlaması ile gündeme gelen, polis raporu ile belgelenen Ensar Vakfı ya da yine tarikat kökenli TÜBVA ile Milli Eğitim Projesi düzenliyor. Ve üzgünüm yine aileden sorumlu, üstelik de bir kadın bakan bir kereden bir şey olmaz diyerek bu Ensar Vakfı'nı aklamaya çalışıyor. Çocuklara ödül olarak umre ya da İslami ülkelere gezi programları düzenliyorlar. Şimdi salgın da işlerine geldi. Milli bayramlar dolayısıyla milli bayramlar bu pandemi nedeniyle sözüm ona yasaklanıyor. Oysa biz o yasakları çok daha önceden de algılamıştık. Örneğin biz Atatürk'lü Düşünce Derneği olarak 3-5 kişi anıta çelenk koyalım dediğimiz zaman yok hayır. Şimdi yasak diyorlar. Ondan önce de başka problemler çıkarıyorlardı. Oysa biz bunun pandeminin bugün önemini biliyoruz. Alınan önlemlerin de ciddiyetine inanıyoruz. Evet yapılması gerekli. Böyle bir aydın toplumuz. Debalep toplanmıyoruz kısacası. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Anayasamızın ikinci maddesi Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir der bizim tanımımız için. Yani sosyal devlette sağlık ve eğitim devlet tarafından ücretsiz ve eşit olarak halka yansıtılmalıdır. Oysa bugün geldiğimiz noktada parası olan özel okullara gidiyor ama parası olmayanlar da İmam Hatip okullarına yönlendiriliyor. Aslına bakarsanız devlet okulları da bakımsızlıktan ayrı bir acı. Keza harp okullarında irticai faaliyette bulunma engeli kaldırıldı. Böylece harp okullarında da tarikatların önü açıldı. Bakın din ve ibadet dayatmayla olmaz. Bunu yöneticilerin er geç anlaması gerekli diye düşünüyorum. Madem ki laik devletiz hala böylesek biz dinimizle, ibadetimizle zaten devletin kontrolü altında, onun güvencesi altında olmalıdır. Tarikatlara gerek yoktur. Bakın iyi biliniz ki diyor Ulu Önderimiz, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, medeniyeti olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Bütün bunlar dikkate alındığında her şeyden önemli, her şeyden daha gerekli ihtiyacımız çağdaş eğitim. Atatürkçü sistemdir. Unutmayınız ki Atatürkçü sistem tamamen kaybolursa şu andaki mevcut kurumların hiçbirisi kalmaz. Aydınlanma akıl ve bilimle olur. Bugün yaşadığımız tüm sıkıntılar tarımdan hayvancılığa, ekonomiden uluslararası ilişkilere, tüm sıkıntılar Atatürkçü sistemden uzaklaştığımız için oluyor. Ve dolayısıyla çağdaş derneklere, yani Çağdaş Yaşam Derneği'ne, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne, Eğitim Gönüllülerine, benzeri kurumlara her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. Yalnız bu dernekler destekle ayakta kalır. Yani çok daha açık söyleyeceğim, parası olan parasıyla, zamanı olan zamanıyla, emeğini vererek ve hepsinden öte beraber olmak durumdayız. Herhangi bir durumda bireysel katkılarıyla bir araya gelmek durumundayız. Ve hemen, çok acilen buna ihtiyacımız var. Sefer Bey, ben çok affınıza sığınarak son sözlerimi de şu arada hemen söylemek istiyorum. Takdir edersiniz ki siz biliyorsunuz bizim iki küçük çocuğumuz var.
Belki kızım devam eder. Ben lütfen şurada noktalayacağım son sözlerimle. Bakın son sözlerim şu. Tüm Sakarya'ya yaşamını Sakarya'da kazanan, Sakarya'da yaşayan tüm halkımıza seslenmek istiyorum. Yegane tören alanımız ve tek Atatürk heykelimiz kentimize yakışıyor mu? O görüntü kirliliği içinize siniyor mu? Yoksa hiç ilgilenmeyecek kadar, özür dilerim ama, duyarsız mısınız? Kimseyi kırmak adına söylemiyorum. Eğer böyle algılanırsa çok üzülürüm. Hepinizden defalarca özür dilerim. Ama çok üzgün olduğum için bunları söylemek durumunda kaldım. Ve bir cumhuriyet sevdalısı olarak yıllardır süren tahriflere, yok edilmelere, yok edilme çabalarına rağmen manevi varlığını asla yok edilemeyeceği açıkça görülen ve bize bu cennet vatanı emanet eden o büyük önderimize yapılan muameleden ve ilgisizlikten ben kendi adıma utanıyorum. Bunları da bana açıkça söylettiğiniz için size de defalarca teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. Behrin Ergin'di. Evet, tekrar özet olarak şunu söyleyelim. Bizi izleyenler, beraber Zoom'da paylaştığım kişiler, lütfen birbirimize seni seviyorum diye. Seni seviyorum. Kardeşlerim, sizleri seviyorum. Sizi seviyorum. Sevgili seyirciler, siz de yanınızdakine söyleyin. Seni seviyorum. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Valim. Burada toplantılarda söylüyoruz. Biz Mustafa Kemal için çalışmak, o fikirdir çünkü. Üretmek, sanayi ve devrimlerden yanayız. Atatürk'ü asla put olarak görmüyoruz, kafamızda oluşturmuşuz. Biz yeni Atatürkler olmak zorundayız. Behrin Hanım'ın dediği gibi kent meydanındaki Atatürk büstünü lütfen karşı tarafa alın. Güzel bir yerde gözüksün. Sevenler, sevmeyen mesela put gibi duruyorlar diyorlar ya, ben üç kulu vallahi beylam okuyorum kardeşim. Kimisi okumaz, kimisi şey yapar. O kısmını karıştırmayacaksın. Laik bir ülke burası. Atatürk ilkeleri, devrimleri geçerlidir. Ve sonuçta sevgili Büyükşehir Belediye Başkanı onu aldı tahmin ediyorum. Eski. Şimdi onu eski yerine koyarsanız çok seviniriz. Ve birinci bölüm bitti. Şimdi tekrar Yüksel Büyükakten, Nurten Büyükakten. Çağdaş yaşamı Adapazarı'nda başkanlık düzeyini temsil eden ve destekleyen, öyle kolay değil, varım diyenler. Taşın altına elini koyan Yüksel Büyükakten ve Nurten Büyükakten'e veriyorum. Evet Sefer, teşekkür ederiz. Ben kendinden çok o köy enstitüleriyle yaptığımız sohbetlerde onların birkaç anısını sizlerle paylaşmak istiyorum. 1940'ların Arifiyesi'ne, Adapazarı'na götürmek istiyorum. Şimdi Arifiye Göl Parkı olan yerde köy enstitüsünün balıkhanesi var. Oradan Sapanca Gölü'nden kayıkla Esentepe'ye geçiyorlar. E5 yok, otoban yok, bir şey, yol yok o zaman. Orada kirizma yapıp geri dönüyorlar. Şimdi canlı okuduğumuz Sapanca Gölü'nden bir günde diyor ki 8 küfe balık tuttuk, getirdik. Arifiye'de bile insanlara dağıttık. Nerede o Sapanca Gölü diyoruz. Karasu'dan köy enstitülü öğretmen diyor ki o gün babamla gece yarısı yola çıktık. Arifiye köy enstitüsüne yürüyerek geliyorlar. Felizli'de bir kapıyı çaldık diyor. Öğle vaktiydi. Bize ayran ikram ettiler. Utandık, yorulduk da mola verdik demeye diyor. Arifiye'ye kadar, Karasu'dan Arifiye'ye yürüyor bu insanlar. Ve köy enstitüleri, sadece köy enstitüleri öğretmen yetiştirmiyor. Sağlıkçılar da yetiştiriyor. Geyve'de Ali abimiz, kulakları çınlasın. Yani köy enstitüsü olmadan önce de orada köy eğitmenleri okulu var. Arifiye'deki köy enstitüsünden gece kaçıp Geyve'deki okuluna, evine gidiyor bir çocuk. Ama babası kızıyor, sen okuldan nasıl kaçar gelirsin diye. Gece yarısı tekrar istasyona gidiyor, sabah 5 treniyle okuluna dönüyor geriye. Bunları yaşamışlar. Geyve'deki eczacı Ali Kaya'nın babası gezici müfettiş. Atın üzerinde bütün köyleri dolaşıp
öğretmenleri teftiş etmek değil, onlara sıkıntılarında nasıl yardımcı olurum diye koşturan insanlar. Bu Pamukova'da tayin olduğu, kendi köyüne gittiğinde köye çilek ekimini götüren ve şimdi köyün adı Çilekli olan bir köy var. Köy enstitüler köylerine bunları götürmüşler. Voleybolcu Erman Hoca, Arifiye Köy Enstitüsü'nün demircilik bölümünde yaptığı at arabasını ona mezuniyet olarak hediye ediyorlar. O nasıl onurlandığını, heyecanla anlattığını söylemişti. Onu hatırlıyorum. Aşık Veysel Arifiye'de öğretmenlik yapmış. Bu Arifiye Köy Enstitüsü'nü şimdi bütün alanları artık yok, kullanılmayan, ama o öğrenciler Kalaycı'daki yatakhanelere nasıl gidip orayı nasıl yaptıklarını anlatıyorlardı. O heyecanlarını duymak gerekir. Mandolinle, biraz önce Kemal Hocam da söylemişti, sürerek el biçeriz diye heyecanla Ziraat Marşı'nı söyleyen öğretmenleri düşünüyorum. Biz Kitap Amalı diye bir proje yürütüyorum. Onu Arifiye Köy Enstitüsü'nde o Mehmet Rauf İnanlara, İsmail Angıt Tonguçlara vefa borcumuzu Hasan Ali Yücel 100 tane klasikleri o zamanlar tercüme ettirip Türk insanına kazandıranlara vefa borcu olarak götürüyoruz. İnşallah bundan sonra biraz önce arkadaşların da dediği gibi hiçbir şey yok olmaz, umutsuz değiliz. Bu ülke daha iyi şeylere layıktır diyoruz. Ben tekrar sana, Can'a ve bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kemal Örge'ye de bu köy enstitüleri için, katkıları için tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bir dakika alkışlıyoruz Yüksel Bey'e ama Nurten Hanım'dan son bir iki cümle alalım. Tabii tabii. Ben de... Evet. Sefer'cim, ben de bütün arkadaşlara, katılan her arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkes fikirlerini söyledi. Özellikle Mahnaz'a çok teşekkür ediyorum. Pes etmek yok. Biz bu yolda, doğru yolda gidiyoruz. Atatürk'ün yolunda ebediyen gideceğiz. Gençlerimizi de ona göre yetiştiriyoruz. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'ne üye olan herkes bir kız çocuğunu ücretsiz olarak okutuyor. Lise ve üniversitedeki öğrencilerimize kitap okumayı öğretiyoruz, alıştırıyoruz onları. Elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de katkılarını bekliyoruz. Bütün bu topluma katılan, toplantıya katılan herkese teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar. Teşekkür ederim. Türkiye, hepimizin sev ülkeni, el ele koruyalım ülkemizi, gel. Şimdi Erdoğan Çamlıyurt'ta sıra. Dün tur attırıyoruz şuna. Mikrofonunuzu açalım. Mikrofonu açalım Erdoğan Bey. Mikrofon. Mikrofonu açalım. Ekrana bir kere basıyorsunuz Erdoğan Bey. Ondan sonra mikrofon ikonuna basıyorsunuz. Mikrofon simgesi var. Ekrana bir kere basın. Sonra mikrofon simgesine. Nereye gitti? Olmadı gene. Tamam, olacak, bir saniye. Bir kere ekrana, sonra mikrofon simgesini aşağıdaki, solda. Sol altta, en sol. Önce ekrana, tamam, sonra sefer mikrofona. Erdoğan Hocam. O zaman sonra yapacağız size. Bekleyin birazcık, sonra geleceğiz. Ve Daniel Hergünsel. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gün oldu. Gerçekten değerli eğitimcilerimizi dinlemek olağanüstüydü. Hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Ben son 3 senedir 1923-38 yılları arasında Büyük Önder Atatürk'ün yaptıkları ve 38 yılına kadar Türkiye'yi getirmiş olduğu konumu biraz değerlendirmek istedim. Karşıma şunlar çıktı. O günün şartlarında ülkemizi tarımla, yani soğan, patates, narinciye satarak Nazilli Basma Fabrikası,
Karabük Demir Çelik, CER atölyeleri, buna benzer 2987 tane irili ufaklı tesisi, sivil toplum kuruluşları, eğitim hamlesi ve bunun üstüne Osmanlı'dan kalan değerli ekonomist Mahfiye İlmez'le konuşmuştuk. O günkü bütçe oranla 500 milyar dolar borcun %60'ını 38 senesine kadar ödedi. 1954 yılında da, yani benim doğduğum yıl, bu borçlar bitti. Atatürk 15 sene üst üste ekibiyle, arkadaşlarıyla %7,5'luk bir kalkınma hızı sağladı ortalamada. Bazen çok yüksek ki, arada bir biliyorsunuz 1929-33 dünya buhranı da var. Şimdi eğer Atatürk'ün yapmış olduğu yöntem, bizim önümüzde hiç başka bir şeye örnek yok, almamız gerek. Devam ettirebilmiş olsaydık, biz bugün 50 bin doların üstünde milli gelire sahip, müreffeh, aydın ve her şeyiyle güçlü bir ülke olduk. İnsanlar şaşırıyor, yerli araba yaptık. Atatürk döneminde 3 tane uçak fabrikası var. Bir tanesi Kayseri Hava İkmali'nin olduğu yer. Bir diğeri Ankara Etimesgut'ta, bir diğeri de Nuri Demirağ'ın İstanbul'da eski Nobel fabrikasının üstüne çıkarken. Ben bunların hepsinin çocuklarımıza ilkokuldan itibaren ders okutulması gerektiğini, bunun bir hükümet değil bir devlet politikası olması gerektiğini söylüyorum. Tabii o arada Mustafa Necati çok büyük bir Milli Eğitim Bakanı. Onun yaptıklarını şükranla, saygıyla yad ediyorum. Onu ayrı bir yere koyalım. İnanın günümüzde de gençlerimizin o gün yapılanları örnek almasıyla Türkiye'nin tekrar eski noktasına ulaşacağına inanıyorum. Hayatta iki tane çok iyi taşımak istediğim şey var. Biri Atatürk'ün dedeme verdiği soyadım Ergünser. Onlar aynı zamanda Selanik'te aynı okulda birlikte okumuşlar. Dedem de İttihat ve Terakki'nin kurucularından Fahri Rıfkı Atay'ın hikayelerindeki Cafer Bey. Kardeşimin adı da Cafer. Bundan çok büyük bir onur duyuyorum. Ülkemizde son dönemlerde değerli büyüğümüz söyledi. Atatürk'e yapılanları kabul etmek mümkün değil. Bu cumhuriyetle Sakarya Meydan Muharebesi'nde meydandan kaçanların verdiği kavgadır. Bunu asla unutmayın. Bir taraf Türkiye, bağımsız Türkiye. Bir taraf ise nemalanmak isteyen gruplardı. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Korkunun da ölüme hiçbir faydası yok. Onun için şunu söylemek istiyorum. Atatürk'ün ölümünden sonra Türk tarihi bile değiştirildi. Değerli hocalarımız bilirler. Basıma hazır 17 tane kitabı Türk Tarih Kurumu'nda maalesef daha sonra basılmadı. Türkler bir Etrüsk tarihi okurken ondan sonra farklı bir tarih okumaya başladı. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hepimizin bu ülkede vermiş olduğu, kanını canını akıtmış aile büyüklerimiz var. Ben Çanakkale'ye gittiğim zaman orada şehit olmuş iki büyük dedem ve gazi olarak çıkmış Cafer dedim yanında, hendek kaç nüfuslu? 56 tane hendek mezarı saydı. Onun için bu memleket bizim. Hiç çekinmeyeceğiz, hiç korkmayacağız. Atatürk sevgisini hiç kimse içimizden söküp atamaz. Ama biraz önce söylenen bir şeye çok katılıyorum. Dünyada sivil toplumda ortalama, özür dilerim, her üç kişiden bir tanesi görevli. Bugün biliyorsunuz Harvard, Yale, MIT gibi okullara girebilmeniz için sivil toplumlarda yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz katkı sizin okul puanlarınızın önünde geliyor. Türkiye'nin sistemsel olarak da sivil topluma değer vermesini, buna daha fazla katkıda bulunmasını, kimi madden, kimi manen, kimi gönüllü olarak bunu çok büyük bir ödev addediyorum. Sadece eğitim kurumlarının mütevellisiyim 4 tane. Onun için buradan çok istifade ettim. Size, Yüzde Can Bey'e, tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Hiç kimseyi karartmayalım. Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki son satır hepimizin karşısına çıkması gereken unsurdur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Birinci vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza etmektir. Unutma, birinci vazife bu. Asuman biraz sonra sen, ama Erdoğan Çamlıyurt mikrofonu açamadı. Açtı, evet. Açtı. Şimdi evet, burada şimdi açtı. Burada. Buyurun. Sefercim merhaba. Merhaba. Tekrar. Sayın Ergünsel'e çok teşekkür ederim. Çok veciz konuşmalarıyla
ve tarihi, yakın tarihimizi aksettiren konuşmalarıyla çok güzel bilgiler verdi. Sağ olsunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. İsterse, koordineli bir şekilde çalışma yapılırsa, üniversitelere giden, hatta ve hatta liselere giden öğrencileri devletin açacağı, devletin idare edeceği yurtlarda barındırabilir. Zor bir hadise değil. Şimdi parasal yönden şu kadar milyarlara, bu kadar milyon dolara vesaire ihtiyaç vardır diye herhangi bir sahip değilim. Ama şu an tarikatların ellerinde bulundurulan yurtlarda barınmaya mecbur edilen öğrenciler zaman içinde bunların sesim geliyor mu? Tabii tabii gayet net ve güzel geliyor. Buyurun. Okullarından mezun olduktan sonra maalesef bir takım özelliklerini, bir takım duygularını kaybediyorlar ve merdiven altında yetiştirilen bir nesil gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne müspet yönden fazla hizmetleri olmuyor. Devletin gücü yok mu bu tarikatları eline düşen bu yurtları kendisinin yapmasına, kendi Milli Eğitim Bakanlığı veya Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde yurtları geliştirip bütün öğrencilere yurt açması mümkün değil mi? Ama sağ olsun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve buna mümasil Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini demokrat bir kafa yapısı içinde yetişen öğrencileri destekleyebilmek için açmış oldukları kurs şeylerde vermiş oldukları burslar ve açtıkları yurtlarla bunları barındırmaları özellikle Anadolu'da okuyamayan, imkanı olmayan kız çocuklarını burs vererek ve yurtlarda barındırarak iaşe ve ibati etmeleri çok çok mükemmel bir davranıştır. Ne olur birazcık gücü olan, bir paket sigaranın 20 lira olduğu bir devirde ayda hiç olmazsa 5 sigara parasını, en azından 5 sigara parası vererek çocuklar bu derneğe üye olmak ve bağışta bulunmak suretiyle bu çocuklarımızın okumalarına imkan sağlamak zor bir şey mi? Ben Adapazarı'nda Sayın Büyük Akden ailesine, sevgili Kemal kardeşime ve onlarla beraber yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar Sakarya'nın yüzü akı olan insanlar. İyi insan, Atatürk sevgisi, Atatürk devrimlerinin bekçisi olan nesli yetiştirebilmek için sarf ettikleri çabalar hiçbir zaman unutulmayacak. Lütfen buradan ben dinleyenlere de yalvarıyorum, adeta yalvarıyorum. Çok cüzi miktarlarda da olsa derneğimize üye olalım, bağışlarda bulunalım ve bir çocuğu da bizim okutmamız çok büyük bir katkı olacağı düşüncesiyle yardımda bulmamızın çok faydalı olacağına inanıyorum. Şeyle ilgili olarak, bu köy enstitüleriyle ilgili olan bir sözle konuşmamı bitirmek istiyorum. Hangisinde olduğunu bilemiyorum ama bir kitapta okumuştum. Bir köy enstitüsünün giriş kapısında şöyle yazarmış: burada hiçbir kuş yüzmeye, hiçbir balık uçmaya zorlanamaz. Bu ne demek? Bu özgür düşünceye kucak açmak demek. Bu köy enstitülerinde okuyan çocukların soruşturmacı, sorgulayıcı, düşünceye açık, hür düşünceye açık düşüncelerini rahatlıkla özgürce söyleyebilecek insanlar olmalarına destek olmak için kapının girişine yazılmış. Burada
tekrarlıyorum burada. Hiçbir kuş yüzmeye, hiçbir balık uçmaya zorlanamaz. Bu okulların kurulmasında çok büyük emekleri geçen Donguç, Hasan Ali Yücel büyüğümüze ve arkadaşlarına, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, kabine arkadaşlarına çok çok şükranlarımı iletiyor, rahmetle anıyor ve bu programı yaptığınız için de sizlere bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum bütün katılımcılara. Erdoğan Kamlı Yurt. Bu ara, hocam teşekkürler. Sağ olun. Bu arada Sayın Osman hanımefendinin de yeni yaşını kutluyorum. Teşekkür ederim. Nice güzel yıllara sağlıkla, mutlulukla erişmenizi Allah'tan niyaz ediyorum. İyi günler. Saygılar efendim. Eşinize de çok sevgiler, saygılar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Asuman Figen mi? Telefonunu yatırır mısın Asuman? Yatık da. Hayır, cihazınızın çevirme ayarını yapacaksınız Asuman Hanım. Öyle yaptım, tamam. Tamam, öyle yapın daha iyi. Evet. Devamlı telefonum çalıyor bugün, eksik olmasın, doğum günüm diye arıyorlar beni ve ben telefondan bağlanabildim, maalesef yine kesildi. Onun için devamlı girip çıkıyorum, halbuki ben duruyorum durduğum yerde. Şimdi az önce Yavuz Bey'e de teşekkür edemedim, ne kadar güzeldi. Benim yazdığım bir öyküden yapılmış bir bestedir o, onu çok güzel yorumladı. Evet. Köy enstitüleriyle ilgili herkes ne kadar değerli bilgilerle, ne kadar güzel umutlarla ve olması gerekenlerle katkıda bulundu. Bugün hepsini dinlemeye çalıştım, arada kopukluk olsa da. Gerçekten ayırt edemiyorum. Mükemmel konuşmalardı. Verin Hanım'ın konuşmasının altına imza atıyorum gerçekten. Her dediği, her sözü altın değerindeydi. Ben birkaç gün önce bir televizyon programına konuk oldum. Orada yine üzerine basa basa dedim ki Atatürk'ün heykeli ya orada olacak ya da olacak. Başka bir alternatif yok. Atatürk'ün heykeline yapılan bu saygısızlık affedilir bir şey değil. Bir şehre yakışmıyor. Eğer şehirse o şehre yakışmıyor. Kültürel açıdan Sait Faikler ve diğerlerini zaten konuşmuyoruz. Onları artık konuşa konuşa, çünkü ben bile yoruldum, ama bir devam edeceğiz. Şimdi efendim, sivil toplum örgütlerinin böyle bir ülkede, bizim şu andaki durumumuzdan bahsediyorum, başarılı olması neredeyse imkansız. Buna rağmen çok büyük çaba sarf ederek ayakta durmaya çalışıyor örgütler. Olağanüstü çaba gösteriyorlar. Üyeler dahi korkuyor. Çünkü her şey kontrol altında konuşurken öyle kolay değil. Öyle sivil toplum örgütü. Çünkü devlet politikasıdır önemli olan. Bir milletin eğitiminden devlet sorumludur. Sağlığından devlet sorumludur. Bütün uygar ülkelerde, bakınız Kuzey Avrupa ülkelerine, sosyalist ülkelere, halk eğitim için para ödemez, sağlık için para ödemez. Bu bir devlet politikasıdır. Ve bizim işte o muhteşem devlet politikamız, inanılmaz eğitim politikamız, köy enstitüleriyle ilgili o olağanüstü devrim bugünün koşullarıyla yeniden uygulanabilirdi. İlk başta da onu söyledim. Bunu hiçbir siyasi oluşum için işin elini sokmadı taşın altına. Onun için ben bir İsmail Cem zamanını TRT'de hatırlarım. Böyle bir potansiyel olarak çok hoş, TRT2'de bilhassa müthiş kültürel programlar yaparlardı ve biz de çok feyiz alırdık bunlardan. Daha farklı bir dönemdi. Bir parça şair Ecevit'imiz zamanında tabii ki hamleler var, ama hayır, yeterince değil. Niye böyle bir eğitim programı bir türlü gerçekleşemedi? Korku neydi? Komünizm korkusuydu. Açık konuşalım. Yani hep sosyalistlikten, haktan, hakkaniyetten kim bahsediyorsa komünistlikle yaftalandı bu ülkede. İşte bu nedenle bu Rusya'ya, kuzeye bakamıyorduk biz, biliyorsunuz. Yani SSCB yazarken kimseye kuzeye bakmak yasaktı. Rus salatasının adı Amerikan salatası olmuştu. Yani Amerikalı kim? O güzel Rus salatasını yapmak kim Allah aşkına? Onlar ne anlar salata yapmaktan? İşte biz bu dönemleri hala atlatamadık. Onun için böyle, evet, umutlu olacağız. Bunu başaracağız.
belki bizler yaş olarak ilerledik ama gençlere tabii bunu sürekli aktaracağız. Ama siyasi erk eğer bir güç oluşturuyorsa artık siyasi erke nasıl davranacağını halk belirlemeli. Halk kararını vermeli. Ya Atatürk, devrimler, ya şeriat ve gericilik. Bunun ikisi arasında ben bir şey görmüyorum artık. Öyle oyalanmalarla değil, devlet politikasını başarabilecek siyasi erki seçeceğiz. Laikliğin teminatı olan, aydınlığın teminatı olan, çağdaşlığın teminatı olan böyle insanları seçeceğiz ve yetiştireceğiz. Ne yapıp edeceğiz? Köy enstitüleri gibi, evet bu çağın gereklerine uygun muhteşem eğitim yuvaları oluşturacağız ve kırılık yaratacağız. Sanata, kültüre, eğitime bütçesi çok fazla olacak ülkenin. Öyle %2'lerle, %3'lerle değil, %40'lara varacak. Çünkü o şekilde ayakta kalacağız. Gerçekten güzel bir program bugün oldu. Teşekkür ederim Sefer Beyenal ve sevgili Can. Benimle hele çok yoruldum bugün. Sağ olun. Estağfurullah canım, olur mu? Katılımcılara, bütün hanımefendi ve beyefendilere hepsine şükranlarımı sunuyorum ve çok teşekkür ediyorum. Umarım hayallerimiz bir gün gerçek olur. Çünkü hayal etmediğimiz müddetçe gerçekleştirmek de mümkün değil. Gençlere aktaracağız ve çok güzel günler göreceğiz. Evet, güzel günler göreceğiz çocuklar diyordu ya Nazım, göreceğiz. Hep beraber sevgili seyirciler, sevgili bizi izleyenler, seven izleyenler, birbirimizi severek şunu söyleyelim. Siz de yerinizden. İyi ki doğdun Asuman, iyi ki doğdun Asuman, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Evet, teşekkür ediyoruz. Sesin kesildi Asuman. Aslan, sıra sende Aslan. Bir ikinci dönüşü yapıyoruz. Evet Aslan, şu andaki Atatürk'ü Düşle Derneği Başkanımız. Evet, yeniden merhabalar. Ben ikinci söz hakkında köy enstitülerine dair birkaç söz söylemek isterim demiştim. Gerçi o kadar güzel konuşmalara tanıklık ettik ki bu kadar değerli eğitimcilerin arasında söz söylemek düşer mi onu da bilmiyorum. Ama benim iki tane dikkatimi çeken, kendi nazarımda dikkatimi çeken unsur oldu. Onu paylaşmak isterim kendimce. Köy enstitüleri, evet bir kere gerçekten tam anlamıyla bir aydınlanma hareketi. Bilinçlenmenin tam olarak tabana yayılma hareketi diye nitelendirilebilir zannediyorum. Düşünen, sorgulayan, üreten insan yetiştirme esası var. Baktığınızda eğer bir yanlışım varsa düzeltilsin lütfen ama her öğrenci her yıl 25 tane klasik roman okumakla mükellef bildiğim kadarıyla ve bir müzik aleti öğrenmekle sorumlu. Şimdi bugün ne insan bir şeyleri araştırırken kıyaslıyor. Bugün çocuklarımızdan yetişkinlerimize kadar okumaktan o kadar uzak bir toplumuz ki aslında 40'lı yıllarda köy enstitülerinde bir öğrencinin 25 tane klasik romandan sorumlu olması, sorumlu tutulması bence bu çok muazzam güzel bir şey. Bir yandan eğitimin ezberci olmadığını görüyoruz. Bugün baştan aşağıya ezberci bir eğitim var. Fizik, matematik, Türkçe, müzik öğreniyorsunuz. Ziraat dersleri ve bir diğer taraftan teknik işler. Yani aslında bakarsanız tam anlamıyla hayatı öğreniyorsunuz burada kanımca. Bir diğer beni etkileyen şu oldu. Cumartesi toplantıları yapılıyormuş köy enstitülerinde ve burada herkes bir araya gelip müdür, öğretmen, öğrencilerin bir arada bulunduğu bir ortam ve herkes fikirlerini söyleyip eleştirebiliyor, tartışabiliyor. Hatta okuduğum kaynakta şöyle diyordu, müdürün bir önerisi bile reddedilebiliyormuş diye okudum. Tekrar bugünle kıyasladım ister istemez. Öylesi özgür bir ortamı bugün yakaladık mı veya yakalayabilir miyiz? Ama hemen aklıma düştü.
Bugün sadece tek talepleri kendi rektörlerini seçmek olan öğrencilerin gördüğü muameleye ülkece tanık olduk. Bütün bunları düşündüğümüz zaman insan üzülüyor gerçekten. Ve şunu da söylemek istiyorum son olarak. Evet, İsmet İnönü gerçekten köy enstitülerinin oluşumunda son derece emeği olan ve itici bir güç olarak başlangıçta görüyoruz. Ama Asuman Hanım'a katılıyorum, evet, üzülerek. Maalesef kapatılmasına engel olamıyor. Fakat söylediği bir söz de dikkatimi çekmedi değil. Diyor ki ileride bir gün köy enstitülerinin yeniden hayata geçirilebileceğine olan inancını dile getiriyor bir röportajda. Önüne geçemediğini ama böyle de bir inanca sahip olduğunu. Belki de evet, keşkelerle de yaşamamak lazım. Önümüze bakmak lazım. Bugün tüm Cumhuriyet değerlerine inanan tüm siyasi birimler ve tüm sivil toplum demokratik kitle örgütlerinin bence çok kuvvetli bir dille artık bunu yaşama geçirmek üzere dillendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Yoksa konuştuğumuz her şey ne yazık ki havada kalacak diye düşünüyorum. Çünkü bunu mevcut siyasi yapılanmadan beklememiz çok büyük bir hayal olur. Yaklaşık bir yıl önce yaşadığımız bir üzüntü daha. Konuşmamın başlangıcında Mustafa Necati'yi anmıştım. Cumhuriyet devrimimizin çok önemli bir eğitim bakanıdır. Ama bir yıl önce Ankara'da Mustafa Necati'nin isminin yer aldığı kültür evinin üzerinden o tabela indirildi. Ve Mustafa Necati'nin yerine Cumhuriyet aydınlanmasının tam karşıtı olan bir isim konuldu. Dolayısıyla bütün bu değerlere kuvvetle sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Bir kez daha da bütün eğitimci aydınlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Sefer abi benden bir şarkı isteyecek. Evet. Ara alkışı verelim. Evet, evet. Hem müzisyen hem konuşmacı, hem güzel bir kız, hem iki çocuk annesi. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Sefer abicim. Söz hakkı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum ayrıca. Çok sevdiğim bir şarkı var, Rüzgar. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun, otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demedim. Rüzgarları anlat bana, senin gibi esmeliyim. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demedim. Rüzgarları anlat bana, senin gibi esmeliyim. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Evet arkadaşlar, bravo. Çok güzel Aslan, teşekkür ediyorum. Şimdi bugün tabii öğretmenler çoğunluktaydı. Yine bir öğretmen gelecek. Alnımızda bilgilerden yerden bir şey doğru doğru canatan Türkiye'ye yeryüzünde yoktur olmaz Türkiye. Denk, korku bilmez soyumuz. Ve Kemal Örge geliyor. Erdoğan Çamlıyurt seslendirdi. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben
sözlerime başlarken benden evvel konuşan Asuman Hanım'ın, Aslı Hanım'ın, Berin Hanım'ın konuşmalarına tamamen gönülden katıldığımı belirtmek istiyorum. Asuman Hanım'ın daha önce köy enstitülerindeki son bölümü anlatırken ki bölümde Şemsettin Sirer hükümetini unutmam mümkün değil. Çünkü onunla başlayan bir yozlaşma köy enstitülerinin sonunu getirmeye tabii ki yardımcı olmuştu. Şöylesine güzel ülkemiz için kurumlar nasıl kapatılır? Nasıl yok edilir? Düşünebiliyor musunuz? Okulunu yapan öğrenci dünyada hiç yok. Veliler var, kurumlar var. Ama öğrencilerin okul yaptığı nerede görülmüş? Tamamen kendimize özgü bir okul, proje, program, köy enstitüleri projesi. Bir kalkınma değil, bir canlanma projesi. İnsanların içinde var olanı dışa vurum projesi. Ve aynı zamanda köy enstitüleri kendi okulunu yaparken tuğlasını döküyor, çivisini yapıyor. Bunlar yetmiyor. Tahtasını, elektrik sistemlerini tamamen kendisi yapıyor. İmece usulüyle nerede uzmanlaştıysa, yapı ustalığında uzmanlaştıysa Kepirtepe'ye gidiyor. Elektrikte uzmanlaştıysa İbris öğretmeni şeye gidiyor, köy enstitüsüne gidiyor. Eğer döküm ustaları varsa Kastamonu'ya lazımsa Gölköy'e oraya gidiyorlar. Ve bu imeceyle, bu birleşmeyle eserleri meydana getiriyorlar. Arifiye köy enstitüsü kapatıldığında tam 46 tane bina vardı. Ve şu anda Arifiye'nin en sağlam binası olan deprem bölgesi olduğumuz için daha sıvası dökülmemiş olan yerde kaymakamlık oturuyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Yani köy enstitüsünün yönetim merkezinin bulunduğu yerde kaymakam oturuyor. Öğretmen okulunu zaten yok ettiler. Onun yerine fen lisesi yaptılar köy enstitüsü arazisi içinde. İki tane fakülte yaptılar köy enstitüsü arazisi içinde. Bir spor salonu var bu arazinin içinde. Daha önceden benim okuduğum yıllarda bir futbol sahası ve çevresinde 6 tane basket sahası vardı. Öğrencilerin yapmış oldu. İstasyon bölümünde fırın vardı. Yani babamın çalıştığı, öğrencilerin yaptığı. Orada bekar öğretmenleri lojmanları vardı. Çamaşırhane vardı. Öğrencilerin yaptığı. Öğretmen lojmanları, müdür lojmanları öğrenciler yapmıştı. Daha doğrusu Kalaycı denilen merkezde orada hamamlar, yatakhaneler vardı. Yani Arifiye bir bütün halinde, bir köy enstitüsünün merkezi halindeydi. Şu anda istasyonun bulunduğu yerde müftülük yapılıyor. Bir iki tarafta taksi durağı var. Bir taraf bomboş, terk edilmiş. O kadar kötü bir durumda var ki her gün içiniz sızlar. Aynı nasıl Atatürk'ümüzün heykeli, nasıl bulvarın okuyorsa, o arazinin yerinde nasıl içimiz sızlıyorsa, ki ben bu sene aşağı yukarı 11 Mart'tan itibaren pandemi nedeniyle Adapazarı'na gidememiştim. Orada başka başka çay ocakları yok, kabaklar yok, bir şeyler gördüm. Daha da sızladı içim. Aynı şimdi Arifiye'deki bulunduğu yer de öyle. Düşünebiliyor musunuz? Arazileri parçalanmış, yerine eser konmamış. Gerçi insanlar eserleriyle anılırlar. Eskişehir Belediye Başkanı nasıl anıtlarla anılacaksa ileride, bizim belediye başkanlarımız da artık hangi eserleri koyacaklarsa o şekilde anılacaklardır. Bunu biliyoruz. Şimdi köy enstitüleri neyle anılıyor? Ürettikleriyle anılıyor. Sesleriyle anılıyor. Özgürlükleriyle anılıyor. Demokratik yönetim biçimleriyle anılıyor.
her cumartesi günü bütün köy enstitüsünü yöneten başkanlar, öğrenciler, öğretmenler, usta başları hepsi birer saat toplanırlar. O hafta içini eleştirirler. Tamamen demokratik olarak eşit koşullarda. Müdür de aynıdır, öğrenci de aynıdır, ustabaşı olan benim babam da aynıdır. Düşünebiliyor musunuz? Bu özgürlük nefesi onlara neler yarattırdı? Bütün romancılar, yazarlar, artık çizerler, sanatçılar, sporcular ve bunları hep onlar yarattı. Şimdi elimde bir tane şiir var. Bir köy enstitüsü öğrencisine ait şiir. Şiirin adı Sokrates. İçimiz bir ışık, bir ışık. Aman bir görsen öğretmenim. Bir sıcak yüreğimiz. Yüzümüz gül okyanusu. Hoş geldin öğretmenim. Öyle kocaman ki dünyamız. Aman bir görsen öğretmenim. Gönlümüz öyle çoğul. Öyle kalabalık seninle. İğne atsan yere düşmez. Hoş geldin öğretmenim. Ekmeğimiz biraz kuru. Suyumuz biraz acı. Ama alın teri gibi tertemiz. Ama ana sütü gibi temiz. Öğretmenim, yorgunluk madalyamız olmuş. Bayrağımız olmuş sevmek. Rüzgar geldin öğretmenim. Sevinirmiş Sokrates. Kendinden daha bilge birini gördükçe eğilirmiş Sokrates. Ama ana sütü gibi içmiş ölümü. Eğilmemiş celladın önünde. Sokrates geldin öğretmenim. Şimdi böylesine düşünenlerin, böylesine düşünenlerin yetiştirdiği öğrencileri olmak istemez mi insan? Çağı çok iyi yorumlayabilen üç ana temelde kendini geliştirmiş, evrensel olarak bilimsel anlamda araştırmalar yapan, ulusal anlamda görenekleriyle, gelenekleriyle, halk oyunlarıyla, imecesiyle yaşayan ve bütün ruhları birleştirerek bize yeni bir insanı seven, sayan, ayrıştırmayan, daima biz diyen insanı yetiştiren o öğretmenleri sevmez mi? Selam olsun onlara. Sizlere de selam olsun bugün bu emeği verdiğiniz için. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gittik açık alın. Alın la. On yılda her savaştan. On yılda. Milyon genç. Yarattık her yaşta. Her yaşta. Evet, yılmayacağız. Devam edeceğiz. Şimdi uzun bir program oluyor ama Gaye'den bir şarkı dinliyoruz. Sonra iki konuşmacımız kaldı. Manaz Gümrükçü, evvela Azize Çöroğlu, sonra Manaz Gümrükçü. Sıraya göre Manaz Hanım, hocanın idare et. Evet Gaye Doğan. Mikrofonu açman lazım. Mikrofon. Heyecanlı. Özür dilerim. Öyle bir dalmışım ki konsantrasyon. Ben teşekkür teşekkür ediyorum. Emekleriniz için böylesine güzel konular, böylesine güzel konuklar. Katkıları için de tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Ben veda ederken çok sevdiğim bir marş okuyarak veda etmek istiyorum. Bu marşımız da Sakarya Marşı. Özellikle bizim koro çalışmalarımızda Ali hocamız bu marşı Türk müziğine uygun olarak Nihavent makamına uyarlayarak biz konserimizde de okumuştuk. Arkadaşlarım da bilir ve çok severek, çok coşkuyla da okumuştuk. Ben de çok sevdiğim için veda ederken Sakarya Marşı'yla veda etmek istiyorum özellikle. Hürmet sana ey Şamdolu bayrağım. Hürmet sana ey Şamdolu bayrağım.
Baştan başa arza hakim ol şahım. Baştan başa arza hakim ol şahım. Türk ordusu, Türk ordusu sayende. Türk ordusu, Türk ordusu sayende. Sakarya'da kurtuldu şan otağım. Sakarya'da kurtuldu şan otağım. Dünyalara bedeldir mahcebali. Allah'ıma emanettir cemali. Dünyalara bedeldir mahcebali. Allah'ıma emanettir kemali. O sevimli yüzün asla solmasın. O sevimli yüzün asla solmasın. Hiçbir zaman kalbin yasla dolmasın. Hiçbir zaman kalbin yasla dolmasın. Ey mert asker durma yürü ileri. Ey mert asker durma yürü ileri. Vatanımda bir tek düşman kalmasın. Vatanımda bir tek düşman kalmasın. Dünyalara bedeldir mahcemali. Allah'ıma emanettir kemali. Dünyalara bedeldir mahcemali. Allah'ıma emanettir kemali. Evet, Taye Doğan. Süpersin. Bak bak, herkes alkışlıyor vallahi. En büyük alkışı yaptın. Helal olsun. Çok teşekkür ederiz Gaye. Tabii bu arada Çağdaş Yaşam'ın bir grubu var. Grubunun dışında bir de Türk Sanat Müziği Korosu var. Başında da Ali Hocam var. Buradan saygılar sunuyoruz kendisine. Saygılar ve sevgiler. Şimdi sıra Azize Çöroğlu'nda, sonra sevgili Manaz Gümrükçü'de. Azize Hanım, mikrofonu açın. Mikrofonu. Teşekkür ederim. Gerçekten gurur duydum Çağdaş Yaşam ailesinin bir birey olarak. Bugün yine bir ders niteliğindeki çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum yeniden buluşturduğunuz için. Bugün burada şunu gördük. Hocalarımızın ve yine Manaz Hocam'ın dediği gibi duvara bir tuğla koyanın da mücadele ettiğini görmek bugün bize şunu öğretti bir kez daha. Gerçekten UNESCO tarafından da tüm dünyaya örnek bir eğitim modeli olarak gösterilmiş köy enstitülerinin yıl dönümünde yeniden şunu gördük. Yapılan şeyin kopya olmadığını gördük. Hele ki uydurma bir iş olmadığını yeniden bir kez daha hocalarımızın anlatımıyla yaşadık. Özellikle kırsal kesimdeki çocukların tarım, bilim, edebiyat, sanat, ne bileyim her alanda eğitim alarak koşa koşa 10 yıl içinde köylerine dönerek aydınlanma devriminin bir neferi olarak yaptıklarının sonucunu gördük. Çünkü bugün burada bu anlatımlar ve umudunu yitirmeyerek nezaketli bir şekilde geçmişi eleştirip ama günümüzü de gelişimini de anlatarak ne kadar doğru bir eğitim sistemi olduğunu gördük. Bu enstitüde
bilim adamları yetişmiş, eğitimciler, ozanlar, şehrimizde görüyoruz, siyasetçiler, ressamlar. Bilmiyorum, bu değerlerin yetiştiğini 81 yıl öncesine bağlayıp günümüze gelenlerle beraber olmanın onurunu yaşadık. Bir hocam söyledi, katılıyorum, korkunun ecele faydası yok. Korktuk, geldiğimiz ortam orada da demek ki boşluklar bıraktık. Boşluklar dolduruldu ama işte sizin, bizim olmadığımız yerdeki doldurulan boşlukları sıklaşarak yine o aydınlanma devrimini devam ettirecek gücümüz var. Elbette olmalı zaten. O gün onlar köy çocuklarıydı. Kurumuş çalılar gibiydiler diye bir şiir vardı. Aslında tam bilmiyorum şiir ama kavrulmuş ekinler gibi bozkırların arasında yeşerdiler. Geldiler, yalın ayaklarıyla öğrendiler, öğrettiler, gittiler. Öğretileri bizlerde ve bizler de bu öğretilerle köprü olarak devamlılığını sağlamak görevindeyiz. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. Ben bir açıklamamda şöyle demiştim belediye başkanına. Siz herkesin belediye başkanısınız. Sakarya halkının yararına olan her konuda alanda yerimizi alacağız dedik ve seslendik. Her ne kadar dikkate almasalar da elimizlerle, çiçeklerle sizi karşılayacağız dedik. Çiçeklerimizi dahi kabul etmediler. Varsın etmesinler. Biz yine olduğumuz yerde dimdik ayaktayız ve anlatmaya devam edeceğiz. 23 Nisan geliyor. Dünyanın çocuklarına ilk armağan edilen bayramını kutlarken biz şehrimizde yine utanç duyacağız. Bir tarafta bal süt, bir tarafta evet semboldür. İşte yeni yapılan bir müze diyorlar. Adını bile söylemek istiyorum. Bir tarafta da Çaykur arasında kaybolmuş atamızın anıtı put değil. Bu bir Atatürkçü düşünce felsefedir. Bu felsefeyi benimsemeli bizler orada yerimizi alacağız. O çirkinlik abidesi arasında kaybolmuş atamızın anmamız hiçbir şekilde engellenemeyecek. Lütfen. Evet, hepimiz bu düşüncedeyiz ama eğer ki eylemine sahip çıkmaz, alanda yerini almazsanız işte o görüntü de anma programını yapmak durumunda kalırsınız. Lütfen bir olalım. Ama dedik ya, yaşamak bir görevdir bu yangın yerinde demiş Atahan Hoca. 2 gün önce doğum günüydü. Yaşamak görevimiz bu yangın yerinde ama insan kalarak. Biz bu özellikleri taşıyan bu sayfadaki dostlarla ben köy enstitülerini bir iki cümleyle anarak kapatmak istiyorum. Çünkü hepsi birbirinden çok güzel böyle bir grafikte yaşadık. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için eşit, çağdaş, ne bileyim aydınlık bir Türkiye inşasının en önemli adımlarından biri olan köy enstitülerimizin 81. yılını yürekten kutluyorum bir cumhuriyet kadını için. Devamlılığında savaşacağımı, daha doğrusu savaşı ben mücadele olarak alıyorum. Mücadele edeceğimi söyleyerek, sözünü vererek yeniden kutluyorum. Ve bu uğurda mücadele eden hocalarımı ruhlarını rahmetle anarak, ruhları şad olsun diyerek selamlıyorum. Burada olan öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. Birlikte olmak her zamanki gibi güzeldi. Emeği geçen sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Aziz Eçeroğlu. Evet. Aç gözünü seyret. Tekrarı yok bunun. Evet, bu programın tekrarı yok. Çünkü öğretmenler başka bir şey yok. Şimdi yine bir öğretmen geliyor.
Ben de onun öğretmeniydim zaten. Eskiden gitar öğretmeye çalıştım. Sonra üniversitede devam etti o. Evet. Sevgili Manaz Gürümcüoğlu Yiğit geliyor temadan. Sakarya Üniversitesi. Tekrar merhabalar. Merhabalar hocam. Merhaba. Ben çok uzatmadan birkaç şey söylemek istiyorum. Çok güzel bir toplantı oldu. Gerçekten ben çok şey öğrendim. Her zaman her yerde bir şeyler öğrenmek çok güzel bir şey. Onun heyecanını taşımak bile güzel aslında. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Herkese önde saygıyla iniyorum yapılanların. Bir öncelikle sizin tabii ki sevgili Sefer Hocam. Herkesi burada alkışlıyorum gerçekten. Burada olmak bile alkışlanmaya değer bana göre. Ben sadece birkaç şey söylemek istiyorum. Şu anda bir takım olumsuzluklar içerisinde olabiliriz. Çok ciddi olumsuzluklar da olabilir bunlar. Ama geçmişe baktığımız zaman mesele aslında geçmişi ve özenerek anlatmaktan öte geçmişten ders almak önemli olan bana göre. Yani çok çok daha zor koşullarda çok büyük bir aydınlanma süreci yaratılabilmişse biz bugünkü koşullarda bunu çok daha iyi yapmak zorundayız bana göre. Yani şu anda mesela pandemiyle ilgili diyoruz ki bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşanmadı. Bugüne kadar yaşanmış en korkunç dönemi yaşıyoruz diyoruz. Oysa çok daha önceki dönemlere baktığınız zaman bundan çok daha kötü dönemler de yaşanmış dünya üzerinde. Dolayısıyla insanlar bu sınavlardan geçmişler, geçebilirler. Bundan da çok rahatlıkla geçmesek bile mutlaka geçeceğiz. Bu pandemi sadece bir örnekti. Onun dışında burada zikredilen, söylenilen bütün olumsuz koşullar ki hepimiz içinde yaşıyoruz maalesef. Fakat bunları aşmak yine bizim elimizde. Ve sürekli olarak savunarak işte yapılan bütün saldırılara karşı, aydınlığa karşı, Atatürk'e karşı, yapılan Cumhuriyet'e karşı bütün saldırılara karşı sürekli olarak savunmaya geçmek ve savunmada kalmak her zaman biz bu savunmayı devam ettirmek anlamına gelir. Oysa savunmayı bırakıp derken tabii ki o elimizde olacak her zaman. Bu güçle yapabileceklerimizi ortaya koymak önemli olan. Çünkü karşı taraf diyorum böyle taraf diye konuşmaktan hiç hoşlanmam ben ama yani eğer bir saldırı söz konusuyla saldıranlara karşı yapılabilecek en güzel şey bir eğitimdir. İnsanlara bir şeyler anlatmaktır. Adımlar atmaktır. Dolayısıyla işte olumsuzlukları sıralamak elbette ki bizim mevcut durumumuzu görmek açısından çok önemli ama yapılacakları sıralamak çok daha önemli. O yüzden burada konuşulan her şey, umutlu olan her şey, atılacak olan her adım, atılabilecek olan her adım çok çok kıymetli. Bir kere umut çok kıymetli. Umudumuzu kaybedersek zaten devam etme şansımız yok. Sürdürülebilirliği sağlamak, her açıdan sürdürülebilirliği sağlamak umutla devam ediyor. O yüzden ne kadar kötü şartlarda olursak olalım, biz elimizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra ve eğitimi temeli eğitimi alıp da bunu devam ettirdikten sonra çıkamayacağımız aydınlık yok. Ben buna çok inanıyorum. Burada olan bütün umut zaten herkesin de buna inandığını da düşünüyorum zaten. Buna da inanıyorum. Herkese alkışlıyorum. Saygıyla iyiliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hep var olun. Hoşçakalın. Manaz Gümrükçüoğlu Yiğit. Sevgili seyirciler, sevgili konuklarım. Bugün zamanınızı aldık. Beraber olduk. Çünkü eğitimi, öğretimi, kültürü, sanatı önemsiyoruz. Sefer Beyenal Kültür ve Sanat Zinciri'nde sizlerle 3 saate yakın zamandan beri beraber. Evvela bu işin bugün bu konuyu girelim diyen sevgili Yüksel ve Nurten Büyükakdeni. Alkışlar var mı? Azize Çöroğlu'na, Kemal Örge'ye, Aslan Ateş ve Beyrinan Ergin'e, Manaz Gümrükçüoğlu'na, evet, her Günsellere, Oya Hanım gelmedi ama olsun, ben atladım onu. Ve Erdoğan Çamlıyurt hocamız, yüzünü göremiyorum hocam. Erdoğan Bey, şöyle bizim çocuk, Gaye Doğan ve baş yapımcı. Tabii Asuman'ın doğum günüydü. İyi ki doğdun Asuman, iyi ki doğdun Asuman. Doğdun, mutlu yıllar sana. Bu arada Doğa Koleji'nden arkadaşlarımız vardı, Atiye Hanım ve eşi.
Helal olsun yeni yönetim kurulu üyeleri, Çağdaş Yaşam'da yapımcımız Can Başar'ı kaç kişi alkışlıyor? Can Başar, ayağa kalk ve selam ver. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Seviyorum. Sevgili teşekkürler. Herkes birbirini sevsin lütfen. Sizi seviyorum. Ve sabah kalkınca. İyi ki varsınız. İnsanlara, atlara, otlara, kuşlara selam verelim. Sonra cebimizden aynayı çıkartalım. Bir selam da kendimize verelim. Ele güne karşı hatırımız kalmasın arkadaşlar. Teşekkürler evet. Sefer. Her güzel şeyin sonu var. Can. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler herkese. Var olun, sağ olun. Ben de size aldım. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Sefer Bey teşekkürler. Erdoğan'a